sahibi miydik ki biz? Var olmayı biz ne zaman hak ettik? Ne zaman hak ettin ya? Allah. Var olmayı sen ne zaman, biz ne zaman hak ettik? Kainatın yaratılmasında adalet yok ki. Evde sen adalet arıyorsun, kendinde adalet arıyorsun. Onu psikolojiye uyguladın. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir kardeşim. Ne sen neyi hak ettin ya? İşte ne diyor bak, diyor ki bak bir de okuyayım. Şuraya bak ya. Konu şu. Bir alim bir haksızın arkasında durmuş. Kadi soruyor Osmanlılar'da. Alime diyor ki şu konuda sen müderrissin. Üstünsün, hürmet ediyor. Ama yargılama makamındayım diyor şimdi seni. Bu diyor haksızın arkasında niye durdun diyor alime soruyor. Kadi Bey diyor haklısın. Haklının arkasında durmak adalettir. Bu herkesin işidir. Ama haksız ama bu adam başkasının hukukunu ortadan kaldırmayan bir haksızlığa tabii. Diyor ki dostu haksız yerde, haklı değil, haksız yerde birkaç kez arkalamasak ayıp olmaz mı? Haksız olacak ki. Arkalanınca sıdıkitin çıksın. Mesela ustadın tabiriyle bu kainatın yaratılmasında adalet mi var? Adaletle mi kuruldu? Adalet için mi yapıldı? Sen niye hak ettin ki adalet? Ben niye hak ettim ki adalet olacak? Sen ne hak ettin? Biz ne hak ettik ki o çoluk çocuğu, o evladı, eşi bize verdi? Nefes alıyoruz. Niye hak ettik? Neyin adaletini? Hak sahibinin hakkını vermektir. Hak sahibimiz biz. O zaman kainatın kurulması nedir? Bir sebebi vücudu muhabbettir. Allah bile beni arkalıyorsa günahımdan dolayı. Lan ben de bir dostum. Haksız iken de arkalamamam lazım. Şimdi ben şimdi uyguladım psikolojiye. Onun sesi dinleyin. Vay be, Allah benim günahlarımı örtüyor, saklıyor ya. Diyor ki bazı sevdiğim kulumun diyor bazı hadisi kutsi bir de. Bazı günahlarını görmem diyor, böyle yüz çeviririm diyor. El vahşi aşiretlerde bile birbirlerini 50 kişi öldürdükleri halde, birbirlerini 50 kişi öldürdü. Harici kuvvetli bir aşiret musallat olduğu zaman dahili nizayı kaldırıyorlar. Onu defendinceye kadar dahili nizayı sıkıntı medarbas yapmıyorlar. La kardeşim, şimdi ben bir kendime uygulayacağım, bir aile uygulayacağım, bir cemaat uygulayayım. 3 tane. Şimdi bir günah işledin. Allah diyor ki bak haksızsın ama arkanda duruyorum diyor. Bunlar. Nasıl duruyorum? Kul ya ibadiyellezi esrafu la taknetu min rahmetillah innallaha gafurun zunuben cemiyah. Katr-i Risalesi'ne geçiyor. Ey haddini hududunu aşanlar, ey kendi özelliklerini taşanlar, yani her türlü kepazeliği yapanlar, Allah'tan ümidinizi la taknetu min rahmetillah, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Ben arkanızdayım. Ne ile? İnnallaha muhakkak ki o Allah gafuru zunuben cemiyah. Bütün günahları affedebiliyor, affeder ya. Şimdi dostun arkasında, hakkın arkasında durmak adalettir. Dostun arkasında her halükarda durmak adet-i ilahidir. Dostunu koruyacaksın. Üçüncü bir örnek vereyim. Aşiretten örnek verdim, bundan örnek verdim. Senin çocuk sokakta kavga yapıyor, sıkıntı olur. Hakikaten biliyorsun haksız. Onların içinde azarlamayacaksın, onlar için de dövmeyeceksin. Oradan elinden alacaksın, eve getireceksin, evde cezası verecekse sen vereceksin. Verditmeyeceksin. Allah öyle yapıyor. Bunun şahsı kusurunu ben vereceğim diyor. Şimdi Kadı Efendi diyor, haksız, haklı olsa diyor arkasında durmak adalettir. Ama diyor, dostun hastası nedir? Haksız birkaç defa arkalayacağız ki, arkalanacağız ki sıdıkiye dostluk gözüksün. Bu kainatın kurulmasında adalet mi vardı be adam? Eve uygulayalım. Ha, kendimize yeisi anlattım. Kardeşim günah ama küçük Hasan'ın arkasına gene dur. Günah işledi. Küçük Hasan, büyük Hasan, iki tane. Şimdi ümitsizliğe niye kapılıyorsun? Allah arkanda duruyor, günah işlediğini aldı. Kul ya ibadiyellezi esrafu, yani nefisten üzülmedenler, her türlü aşanlar. Allah senin arkanda duruyor. Sen niye? Eve uygulayalım.
Niye paldır küldür döküp kırıyoruz? Evde adaleti yok ki. Orada bir de acayip bir öyle bir şeylik var. Yok evde sahip alınacak klibi falan. Bilmem ne olmuş. Bir sürü şeyler, uyduruk şeyler. Kardeşim yapma bak. Adam kadiye diyor ki, kadi diyor ki vay be. Demek ki ihdine sırat-ı müstakim Fatiha ya. Yani adalet demiyor ki Fatiha'da. Kur'an'ın filistesi Fatiha'da ilmimi artır, adaletimi artır, irademi artır demiyor. İstikametimi artır. İstikamet neyle olur? Fiili örnek kimdir? Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh. En istikamette odur. Ki Sıdık yedi. Sadakat ya. Adalette kazanmadı ki. Adalette kazanan ikincidir. Enfusi seyir, seyri seyreden Osman'dır radıyallahu anh. Üçüncüdür. İlimle, ki onu da söyleyeyim dersime başlıyor. Gazali'den söyleyeceğim. Şimdi ilim yaptık Yasin. Yaptık abi yaptık. Kemal ilim. Nereye varmak istiyorsun ilimle? Kemal nedir biliyor musun? İlmin kemali. Cahilliğimi bilmek. Lan ilim yapmadan bilseydim ya ben cahilim diyemiyorsun işte. İlmin kemali cehaletini bilmektir. Cehaletini, yokluğunu, hiçliğini bilmek. Ya önceden deseydim, o lafızdır, taklit ediyorsun. Samimi değil. Hiçliğini bilmek fıtri olacak. Öylelik. Kapatayım telefonu. Bugün inşallah, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak istifade ve istifazamızı artırsın. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. İsrar ettiğimiz dualara ısrar ediyoruz. Cenab-ı Hak kendisine muhatap eylesin. Kendisine kendisini istiyoruz. Çok şükür. Şimdi bugün kanun. Ha, Dima 170 kaç? 174. 174. Tarih bugün 19 mu? 19-9-2021 Tepecik'teyiz. Kanun dersini yapacağız. Kanun. Niye onu yaptık? Akıl devam etmiyor. Onun işte aklın o. Yani nedir o? Her şeyin sureti, gir içeriye kanuniyeti, gir içeriye hakikati, gir içeriye mahiyeti. Gir içeriye hep kanuniyeti ama kanuniyeti bilmiyoruz. Aklın kanuniyeti. Öyle yazalım mı? Aklın kanuniyeti. Yani kanuniyet deyince zaten taakkuldur bu. Kanun. Yani dimağdaki mertebede kanun akılda oluyor ya. Ama mesela hep diyoruz, her şeyin bir sureti var, eylemseldir bizde. Her şeyin sureti, kainata bahsetmiyorum. Eylemsel, yani konuşmalarımız, yaptıklarımız eylemseldir, bu suretidir. İçsel yapılanma dimağda, kalpte değil bu, dimağda akıl merkezli yapılanmayı kanundur. Bu mevzunun bağlamında kaynağı itibariyle Esma-i İlahiye bağlı olduğu için hakikati Esma-i İlahiye'dir. Hangi Esma'ya bağlı? Bir de Allah'ın sıfatı var. Hangi sıfattan kaynaklanıyor? İşte nasıl ki o şeyi biraz önce psikolojide bir hakikat. Sıdıkiyeti evde uyguladım, psikolojide uyguladım. Mesela bundan sonra ya bu yanlışın arkasında durmamak lazım. Allah duruyor. Senin yanlışın arkasında duruyor. Günahın arkasında duruyor. Tam işledin ama da affedeceğim diyor. Affederim diyor. Yani günahım acaba affedildi mi diye korkma diyor Hazreti Ebu Bekir. Tövbe. Hazreti Osman radıyallahu anh. Hazreti Ali de naklediyor bu hadisi. Hazreti Ömer de bahsediyor. Günahım acaba affoldu mu tövbeyimle diye endişe etme diyor. Tövbe edememekten kork. Yeyse atılıp da ve hatırına bile gelmez tövbe. Gelmez ya. Allah affetmeyeceği kişi diline getirmez. Öyle diyor zaten rivayette. Affetmeyeceği duayı ve tövbesini kulunun diline vermez.
Züveyir abi de buna benziyor abi. Okuyamamaktan korktu ya. Evet. Öyle yani. Şimdi evde. Kardeşim ne adalet yapıyorsun? Niye durmuyorsun arkasında? Dur işte. Psikolojide. O bir 5-6 dakikalıktı bu şey. Yani gece. Ya en vahşi ve aşiretlerden örnek verdiğim, sokaktaki çocuğundan verdiğim, Allah günahın arkasında şey yapıyor, arkalıyor seni. Tamam diyor, gel diyor, kapı açık diyor. İlk kapıyı kim açtı bunu? Adem Aleyhisselam açtı. Tövbesi ilk önce o kabul oldu. İyi ki olmuş ya. Evet. Ama Muhammed ümmetinde böyle olmuş ha. Geçmişte de ümmetlerde evet tövbe ama yani onlarda vehim ve vesvese yazılıyordu. Bizde yazılmıyor bir de. Allah Allah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kanunu bir lugatını yazmış mıyım? Bir bakayım. Kanun, nizam, kaide, emir, nehi, yasaklar, kainatta Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu değişmez nizam, bizim manada Esma-i Hüsna'ların ya tek ya hepsi birbiri içinde devamlı mukanne, devamlı tecellisiyle ortaya çıkan daimilik, devamlılığın adı kanun diyoruz. Mesela Cenab-ı Hak şu saatte güneşi tepeye koyuyor. Şu saatte akşam yapıyor. Her devamlı olunca bu kanundur demişiz. Yani tecellinin standartı yani. İkide bir Cenab-ı Hak istihza etmiyor, alay etmiyor. Öyle tecelli ediyor devamlı. Kirazdan armut çıkmıyor. Bu kanun. Yani Cenab-ı Hakk'ın standart yani sabit, istikrarlı, kararlı muamelesi, tecellisinin bizdeki adı kanun. Adetullah'la farkı ne oldu burada? Adetullah şey yani tarifini onun yaptım zaten. Adetullah. Ha, adetullah bir nevi kanun. Kanun şeklinde tecelli kanun eder şeklinde. Diyor. Öyle diyor. Kanun şeklinde tecelli ederdi. Şimdi bunu bir ders yapmıştık. Ne alakası var kanun? Ya kardeşim Dima dersinde kanun, dima merkezli akıl, taakkulun yapılandırmasını kanun yapıyor zaten. Kanun. Şimdi Hasan abi, bakın bir mümkün var, kanunu var ama bir de vücuda istidattan kabiliyete çıkmış olan var, orada adetullah istiyor abi. Yani mümkünattan vücuda çıkanlar. Kudretin tecelli ettiğinde adetullah var. Diğer ilimde kanun var abi. Yani kanun bütünlüğünü kapsıyor gibi. Kanun zaten ilimde. Evet. Kanunun vücud alecisi yok. İtibaridir zaten. İtibaridir, evet. Vücud ilmisi var. Vücud alecisi yok. Ama adetullahın abi vücud alecisi oluyor. Adetullah vücud alecisi ama şimdi tanım ederken nasıl diyeceğiz? Esma-i Hüsna'lar bize yani kainata tecelli ederken nasıl tecelli ediyor? Adetullah işte. Kiraz, armut vermiyor. Böyle konuşacağız. Kanunun vücud alecisi yoktur. Biz ona demişiz kanun. Kanun itibaridir. Zaten okuyacağım tek tek. Yani düşüncede vardır. Şimdi ilme bilip kudrete bakıyoruz. Evet. Aynen öyle. Şimdi okuyorum. Kaldığımız yerden bir ders yapmıştık. Ama hulasa edeceğim. Kaldığımız yerden okursak, bakayım şu kadar fazla, görmek ister misiniz bilmiyorum ama, ben biraz hulasadan gideyim. Olmuyor derseniz, çıkarttığım yerden, metinden okurum. Nasıl bunu çıktı diye. Sürekli lugat şey yapıyorum, sözler, lugat değil, sözler 201'de şöyle geçiyor. Hulasa ama. Nasıl çıktı derseniz sayfaya geçeceğim. Tamam mı? Kanun şöyle geçiyor. Sözler 201'de. Sürekli aynı şekilde tecelli ettiği için esmalar beşer buna kanun demiş. Sürekli aynı şekilde tecelli ettiği için esmalar beşer buna kanun demiş. Nizam ve intizam olarak tecelli ediyor. Öyle devamlı sürekli tecelli ediyor. Biz de nispeti kanunidir diyor Cenab-ı Hak 29. sözde. Esmalar
böyle kaydeli, nizamlı, intizamlı tecelli ettiği için ortaya çıkan şekle sistemliliğe kanun diyoruz. Şimdi insana da taşıyacağım, merak etmeyin. İnsanın içsel aleminde kanun yapar. Sözler 393. Hareket harareti, hareket hayal edin, hareket ediyor. Ha, mesela süpürge sildiniz diyelim evde, süpürge makinesi, koşuyorsunuz veya yürüyorsunuz. Harareti, hararet kuvveti, kan pompalıyor ve kuvvetli. Kuvvet de cazibeyi, yani çekiciliği oluyor, çekiyor bir şeyleri. En azından nefesi çekiyor. Bedeni anlattım şimdi mesela. Koşuyorsunuz, kan hareket ediyor. Önümde doktorlar olduğu için onların sahasında. Koşuyorum, kan hareket etti. Hareket edince ateş oldu, hararet. Hararet de kan pompaladı ciddi bir şekilde, kuvveti oldu. Kuvvet de insan nefes aldı, celbetti. Kanun, görüyor musun dışarıdaki kanun böyle. Hareket, harareti, hararet, kuvveti, kuvvet, çekiciliği, cazibeyi tevlid ediyor. Şimdi ne demektir diye okuyacağım da. Zahiren tevlid eder, buna kanunu Rabbani deniliyor. Şimdi ben biliyorsunuz yani şeyim çok sevdiğim taraf, bu dedi de benim ne işime yarayacak? Bu bir kere ben de ailemde, nurculukta nasıl işe yarayacak? Şimdi çıkarımlarım, bazen bir sistemin adıdır kanun. Bazen de sistemi bizi tanımlayan, işleyişini tarif eden tarifnamedir kanun. Demek ki bazen sistemi bizi tanımlıyor. Nasıl anlatacak kainattaki sistemi? Yani sistemi bizi tanımlıyor. Tanım ifade ediyor, onun adı kanun. İşleyişini tarif ediyor. Tarifnameymiş kanun. Yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kanunu. Mesela ilmi olduğuna şöyle diyeyim. Suyun kaldırma kanunu. Nerededir Yasin? Suda. Su yokken suyun kaldırma kanunu olur mu? Olmaz. Olmaz. Nereye koyacaksın ki? Sudan önce suyun kaldırma kanununu nereye koyacaksın? Tahtaya koyamazsın. Toprağa koyamazsın. Havaya koyamazsın. Suyun kaldırma kanunu suda olur. Su yoksa suyun kaldırma kanunu yoktur. O zaman kanun sudan önce olmadığından kanun suyu yapmamıştır. Çünkü ondan önce değildir. Suyla beraberdir. İtibari. Ya mesela taşı koyuyoruz batıyor, tahtayı koyuyoruz yüzüyor. Her daim Rize'de de böyle oluyor, Sinop'ta da, Fas'ta da böyle oluyor. Ha böyle işte kaldırma bir şey dedik buna. Özgür ağırlığı dedik, tamam mı? İşte böyle bir sistemin adı, sistemin adına Türkçe dedi ki özgür ağırlıklar farklı. Taşın özgür ağırlığı 3.0 bilmem kaç, suyun 1. Tabii ki batacak. Tahtanın ise 0.2 veya 3 özgür ağırlık, suyun 1. Yüzüyor işte. Bu sistem yapmış böyle bir tecelli yapmış. Tahtaya tecelli eden esma. Suya tecelli eden esma arasındaki o münasebetin, münasebet çalışma şeklini devamlı olduğu için ona kanun demişiz. Tahta ile suyun arasındaki ilişkinin adı suyun kaldırma kanunu diye söyledik. Böyle bir şey görmeseydik diyemezdik. Devam edeyim çıkarımlara. Sistem sahibinin emirlerinin fiilde gözükmesidir kanun. Şuraya bak, sistem sahibinin emirlerinin fiilde gözükmesidir kanun. Nasıl istiyorsa emrediyor, mevcudat da bu emre daimi sürekli, kesiksiz, zaman ve mekan, aydınlık, karanlık, dün, bugün ve yarını olmaksızın mevcudatı hareketlendiren emrin, İnsana bakan sistemin ismi, adıdır kanun. Hulasa ettim. Bir daha.
sistem sahibinin, kainatın patronunun fiilde icraatının gözükmesidir. Nasıl istiyorsa emrediyor, mevcudat da bu emre daimi, devamlı, kesiksiz, sürekli, kesiksiz, zaman ve mekana, aydınlık ve karanlığa, düne, bugüne, yarına olmaksızın mevcudatı hareketlendiren emrin, insana bakan sistemin adı kanun. Allah emrediyor. Bu emrin bizdeki adı kanun. Aa böyle. Mesela bak. Allah dedi ki düş. Anda. Bu emir. Bizdeki adı nedir? Yer çekimi kanunu dedik. Ha, bu sistem sahibi aslında taşa mı? Tabii. Taşa, sen suya attık mesela taşı. Mesela şimdi yer çekimi diyelim. Evet, bak. Kaleme dedi ki düş. Buna da dedi ki çek. Diyor. Evet. Yani şey, emir kaleme geliyor. Elim ve buna ikisini aynı anda diyor. Sen çek, sen de düş diyor. Yani bu esma, bu da esma. Evet. Esmaların birbiri içerisindeki tecellisi. Hem kaleme düş emrini veriyor, hem yere çek emrini veriyor. Evet, i̇şte aynı anda. Ama yerdeki esma ayrı, kalemdeki esma ayrı. Emir bütün bunlardan ayrı. Emir. Evamir abi kanun mudur? Kanun şeklinde gözükür evamiri. Bu olayın bendeki karşılığına ne dedik şimdi? Şimdi mesela gelecek sendeki karşılığına. Tamam. Daha devam edin. Acele etmeyeyim de çünkü. Tamam. Adetini kanun olarak gösteriyor. Işte bak. Aleyküm selam. Adetini ver abim. 28 diye defter değil mi? Tamam. Adetini kanun olarak gösteriyor. Ya kardeşim, Allah devamlı an ve an kesiksiz dırrrr tecelli ediyor. Dırrrr. An ve an tecellisi emirdir. Bunun bizdeki adı nedir? Kanun. Şimdi psikolojiye de gireceğiz, dimağa da gireceğiz, kainata da gireceğiz buna. Biraz tanımlamaya gidelim, ısınalım. Kanunlar ezelden geldiği için ebede gidecektir. Kanunlar ezelden geldiği için ebede gidecektir. Yani burada senin aleminde tanımlandığı, anlamlandığı ile sende ebedi devam edecektir. Mesela biz buraya geldik. Çekirdekler bir kuvve inkişaf etti. Şimdi ne oldu ki de bir? Niye değişiyoruz? Bazen de dibe iniyoruz. Sen de insan muayyen değil. Olmakta olandır ya. Devamlı olması devam ediyor. Cennette de dahil. Ama kedi öyle değil. Geldi gitti aynıdır. Ne öğrenmesi gerekiyorsa tamam. Muhabbet kuşu var, aynı şey yapıyor. İnsan ise cennette de değişecek. An ve an değişime uğrayacak. Olması devam ediyor orada da. Yani insan nedir? Muayyen değil ki. İnsanlığı bitmiyor. İnsanlığı oluyor. Hala şu anda da derse olurken de oluyoruz. Olması devam ediyor. Ama ille nokta mı koymam lazım şu anda? Olmak da olandır. Ama olması devam ediyor büyük harfle. İşte bu sistem var ya işte mazi, istikbal, hal diye. Yani bunu denebilmesi için mesela Allah için mazi, müstakbel yok. Her şey olmuş, olacak, ihtimal, her şeyi biliyor. Niye? Onda kanun yok. Allah'ta kanun yok. Ama nispeti kanunudur diyor. Allah'ın esmaları, bir esmasını diğer esmasına. Esmalar birbirinin içindeki tecelli sistemin adı kanun. Geçme diyor sende hukukuna. Sana şey, onu şey yapma diyor. Bu burada dursun diyor. Mesela diyor ki usta, bir bitkiden bahsediyor 32. sözde. Her bitki, her şey istila etmek ister kainatı. Abi özür dilerim, kanun yoktur dersek biraz şey oluyor böyle. Yoktur derken bir sen... desek olur mu acaba diye sormak isterim. Kanun yoktur ama kanun, daha doğrusu kanuna mukayyet değildir. Şu... Yani bağlı değil yani, öyle desek... Ha, kanunu biraz önce sen yoktun da biraz konuştuk. Vücudu ilmisi var. Allah'ın emri,
mesela diyelim ki esmasında kanun diye bir esma yok. Sıfatında zaten yok. Allah'ın emri, biraz sen yoktun, dırrrr, tecelli ediyor ya. Vücudu ilmisi var. Vücudu haricisi yok. Bu Allah'ın emri var ya, bu işte, buna diyor ki kaleme düş. Yer çekimi, şu toprağa da diyor ki çek. Bu ikisi ayrıdır. İkisinin dışında bir emir var. Ol. Ol ama bir kere demiyor böyle. Mesela ampul. Yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Ama biz devamlı zannediyoruz. Gözün görme kabiliyetinden. Aslında Allah her an emrediyor. Emri bitmiş değil. Devamlı emrettiği için böyle bir şeyi, emri devamıdır ve daimidir. Emrin bizdeki ifadesi kanun. Allah'ın böyle bizim gibi böyle yerçimi kanunu, şeye kanununa tabi değil. Yani böyle bir şey yok. Hasan abi, şeytani bir soru sorabilir miyim? Şeytani sor bakayım ama Rahman'ı kim cevap verecek? Biz Rahman'ı, siz beni düzelteceksiniz. Evet. Mesela Hasan abi, kanunu insan değiştirebilir mi? Kendi kanununu mu? Evet. Yani kainattaki yani kanunu bile değiştirir. Şimdi oldu. Değiştirir tabii. Hem de nasıl değiştirir? Kaldırıyor. Mesela Allah adetini değiştirmiyor mu? Senin de bir diyor mazlum birisinin tahta kırığıyla tutmuş. Adeti vardı böyle. Helak edecek oraları. Bir masum çocukta, bir kadında, bir gariban duasında adetini, müstemir adetini diyor, böyle geçiyor. Müstemir adetini değiştiriyor. Adetini de. Onun adı işte kanun. Müstemir adetini değiştiriyor. Allah acayip bir şey. Arkamızda evet. Duruyor be kardeşim. Ama değil şey değil abi. Genel değil. Genel değil. Ha, onu da usta söylüyor. İnayet asa, ikramat-ı hususiye, inayet, ikram, ihsanat, imdadat. Dört tane. Dört tane. He. İmdadat-ı mahsusa, ihsanat-ı hususiye, ikramat-ı ne? İhsanat abi. Ha, ihsanat var, bir de ikram var. İhsanat-ı mahsusa da var. İhsan da var. Herkese ayrı bir özel ihsan da var. Mesela Hasan abi, ruhların dişiliği, erkekliği var mıdır? Yoktur. Ama hepsi vardır onda. Heh. Dışında hiçbir şey yok. Şimdi mesela benim ruhum... Nakıs olmaz mı, senin ruhunda dişilik yok? Evet. Eşcinsel nasıl oluyor o zaman? Yoktur ya. Yoktur ya. O zaman nakıs olur senin ruhun. Yok, şunu söyleyecektim aslında. Hayır, şunu söyleyecektim aslında. Mesela benim ruhum... Bu bedeni bırakıp terk ettiği zaman, bu bedenden kurtulduğu zaman, ruh serbest kaldığı zaman, kendinde bu bedenin şeyini, erkektim ya ben abi, erkeklik hissini taşımayacak mı? O taşıyacak. Heh. O ne oldu biliyor musun? Şu anda ay yok mu? Evet, yok. Vardı ya ne ama yok. Ama yok. Evet, evet. Baskıladı, evet, bitti. Baskıladı, evet. Ha, şimdi istidatlar inkışaf etti mi, etmeyen bitmiş. Etmeyen bitmiş. Adem'i de. O bitti. Ama ruhta... Çünkü ruh kanundur ya abi. Evet. Bir mana değişmiş oluyor. Hiç. Gibi. Ruhta yok. 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 Onun için ruh hulasa değil, biliyor musun? Bütün 18 bin alemin hulasası hayat. Onun da hulasası his ve şuur. Onun da hulasası akıl. Daha hulasa var mı? Yok. Ruh diyor sabit ve müstakil cevherdir diyor. Bismillah abi, Allah aşkına ne olur ya, bozacağım abi ya. Evet. Şunu bir söyleyeyim ya. Bir yere takıldım abi. Allah nasıl? Yani Allah yani lütfen izin verin abi. Hasan abi, şunu hep konuşuyorduk ya ki kelam-ı ilahi lef-i mahfuza inendir. Lef-i mahfuzdan inenin adı vahidir. Yalnız oradan buraya. Evet, oradan buraya inen. Lef-i mahfuzdan buraya inen. Cebrail'in indirdiği vahidir. Evet, Cebrail muhatap oldu. Evet, evet. Ondan öncesine muhatap olamaz. Olamıyor. Şimdi Hasan abi, lef-i mahfuza indiren kimdir dediğimiz zaman epey yıllarca cevap veremedik. Fakat bir ara sanki ilahtır dedik. Şimdi şöyle tefekkür ediyorum ki Hasan abi. Demiştim ya ki Hasan abi. Şunat, sıfat ve esma canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bunların bir şahs-ı manevisi vardır. O şahs-ı manevinin cemidir bence tefekkürüm. Sırrı insani ve bunu indiren sırrı insanidir. Çünkü üfledim dediğidir o Hasan abi. Yanlış mı olur? Yani biraz şey olur. Ağır mı olur? Çok ağır olur. Sistemi bozar. Çünkü üfledim dediğidir abi ya. O üfledin ruhtur o.
kelam-ı ilahiyle karıştırdın. Ama ruhun içinde bir ruh kelam-ı ilahi yok mu? Olmaz olur mu? O zaman şimdi, indiren odur abi. Şimdi mesela ruhun kaynağı esman gösterilmiyor. Ruhun kaynağı esman gösterilmiyor. Ben başka bir şeye nazarını biraz yükseltmek istiyorum. Anladım. Ruhun kaynağı esma değildir. Ruhun kaynağı sıfat değildir. Ruhun kaynağı sistem itibariyle şunattan ama öflemek zattandır. Zattandır. Öfleyen Allah mesela şöyle diyeyim. Ney? Öflüyorum. Öfleniliyor. Ses var. Tamam mı? Bir de nefes var. Nefese şekil veriyor. Öflenen beşerdir. Kalem. Ney? Öfleyen zattır. Nefes ruhtur. Ses latife insaniyedir. Sırrı insani ruhtan da arkada. Ruh mahluktur. Sırrı insani yok ki. Ruhu sana zaten emanet vermiş. Hasan abi ben biraz ileri mi gidiyorum bilmiyorum ama o getiren var ya Hasan abi. O mesela biz şimdi şu anda burada bir ders... Adı ne biliyor musun adı? Burada bir şahsı manevi oluşmuyor. Evet ama... İşte bu şahsı manevi ben değilim ama benden de üstün sanki. Ama ne diyor biliyor musun? Kelam ilahi diyor. Kelamın sahibi ilahtır. Öyle diye geçiyor zaten. Kelam ilahi. Kelamın sahibi. Kelamı ilahi indiren diyorum ama abi. Kelamı ilahinin sahibi değil. Ha. Kelamı indiren odur yani. Ha, odur. Tabii. Odur ama Cenab-ı Hak'tır. Ama indir onu ezeli ve ebedi Allah Allah idi. Allah'tır zaten. Ama bir ruhu öfledim. Zaten bütün sistem ulemanın durduğu bir şey yani. Öfledim. Kulü ruhu min emri Rabbi. Öfledim. Nereye öfledin? Bir şey olacak ki öfleyeceğiz. Olmaması lazım. Çünkü öfleyince var oldu. Ama öflenilen bir şey olması lazım. O da sırrı insan. Tamam. Çünkü sistemini sabit tut. Adetini kanun olarak gösterir. Kanunlar özelden geldiği için, ezelden geldiği için ebedi gidecektir. Yani burada senin aleminde tanımlandığı bak, o ruh kanunu emridir biliyor musun? Dört tane. Yazmaya gerek var mı? Şunu bak, şöyle yapayım. Bitti mi ya? Ha şurada var. Ruh, bir, iki, üç, dört. Bir. Kanunu emridir. Görüyor musun kanunu? Kanun burada karşımıza çıktı. Zi şuurdur. Zi hayattır. Başka neydi abi? Vücudu harici sahibidir. Ruh öyle. İşte bugün ne işliyoruz? Bunu işliyoruz ha? Sahibidir. Ruh deyince mahluktur artık. Yasin biliyor musun? Bu ruhu sana verilmiş. Sen kimsin? İşte ondan uğraşıyoruz. Yani. Ondan kaçırmayın. Ondan debeleniyorum. Ondan şey yapıyorum. Yani bunun için geldik yani. Ya pazar dersleri ya. İman, Hasan'a kalmıyor. Tamam, tamam deme anladım. Dur orada. Dur. Ya onun için debeleniyorum, anlıyor musun? Bilelim şunun kıymetini, Allah elimizden almasın ya. Elimizden almasın. Yani, sana öflenmiş. Ya kardeşim, şöyle bir şey yapayım. Bu neyi kabul edin, ne? Düz öfürüyor. Onu şekillendiren şu ilahi değil, şu ilahi değil, şu ilahi. Parmaklar. 7 tane delik. 6 önde bir tane arkada galiba. Onu şekillendiriyor. Hangisi neyi şekillendiriyor? Bunlar şekillendiriyor. Bunları kim şekillendiriyor? Bu.
Bu üfürüyor. Tamam. Cenab-ı Hak üfledim diyor. Olmayan bir şey üfledi. Tamam. Şimdi kulü ruhu min emri Rabbi üfledi mi? Üfledi. Nereye üfledi? Bir yere üfledi. Tamam. Yok. Sırrı insanı üfledi. Bu sırrı insandı. Öfleyen zat bak mesela hiç ömründe ama beni görmemiş. Benim söylediğim ilahi duysa benim tipimi anlar mı? Beni hayal edebilir mi? Ömründe ama. Onun için Allah üfledi. Bilmiyoruz Allah'ı. Nereye üfledi? Ne şeye, neye? Sırrı insani üfledi. Çıkan ses ve bunu şekillendiren nefesin kendisi şuunat-ı zatiye. Tamam? Bak şimdi. Nefesin kendisi şuunat-ı zatiye. Öfleyen mi ayet-i zatiye? Parmak ise zatı ve subut-ı sıfatlar. O öflenene şekil veriyor, yön veriyor. Geliyorum. Gel anlaşılsın diye. Ya yani mesela tamam mı? Bu sese yön veren, anlama göre yön veren, istikametine koyan, bir de sıralayan, doğremi yani notaları sıralayan, bir sıralayan ve kıblesine koyan zatı ve subit-i sıfattır. Ortaya çıkan ses nedir? Esma'dır. Öfleyen zattır. Nefes şuunat-ı zatiyedir. Buna şekil veren zat-ı sıfatlardır. Ortaya çıkan esmadır abi. Esmaya sesler, ses, evet. Esmalardır. Cil ve cemal lakı sıfatı. Evet, ama buna şekil veren zat-ı ve subut-ı sıfatlardır. Evet. Gibi. Yani neyin kendisi de Adem'dir. Neyin kendisi de sır insanı bilim dedik insanı, yani. Bence Adem'dir. Tam Adem olsun ya. Ama ben de farklı düşünüyordum. Yani aynı şeyi söyledik. Allah zatıyla sırrı insaniye Adem zemininde olur. Diyorsa sizin dersiniz bozacak. Sen anlatırken ben bir şey çizmek istiyorum. Çiz. Allah Celle Celaluhu zatıyla sırrı insaniye üflerken bunu sileceğim abi. Sırrı insan orada Allah'a aynadarlık yapıyor. Niye sildin ya? Altına yazsaydın? Abi büyük. Tamam. Aynadarlık yapıyor abi orada. Sırrı insani zemin aynadarlık yapıyor. Ama yok ki kendisi aynadarlık yapsın. Yok ki. Sırrı insan aynadarlık yapamaz. Yok yani. Adem cihetiyle işte. Ha, Adem ciheti yani. Çünkü Adem'de... Ay, ya, o da ne var bir dakika. O zaman sırrı insanı nedir çaptı. Onu... Yani sırrı insanı Adem'den de arkada be. Orada peçete var. Sil. Ha şurada. Peçete. Çok al, çok silin masanı. Abi, bak şimdi. Sırrı insan göstermeye zemin midir? Ortaya çıkan mıdır? Sırrı insan ne çıkandır ne gösterendir yani. O zaman Adem gösterendir. Ha tamam gösterendir. Zemin o olabilir. Esmalar hangi zeminde görünür? Esmada şey Adem zemininde ve Adem-i sırfta veya. Evet o zaman çıkan ona o zeminde görünüyor. Evet. O yoksa esmalar Adem zemininde, sıfatlar Adem-i sırfta. Yani bu flüt dediğimiz veya ney dediğimiz bir olmazsa ne üfleyen üfleyebilir bir yere. Evet. Ne bir şekil alabilir ne de sonuç çıkabilir. Evet. O zaman abi yani. Bismillah. Yani önerme doğru. Şunu olursa, bir bitirsem ya. Sırrı insani üflerken sırrı insani Allah'tan gayri bir şey değil. Gayri bir zemin değil. Zaten gayrıdır. Yani şöyle ruhumdan üfledim diyor. Yine Allah'ın ruhunu nasıl anlarsın kardeşim bakın. Ruhumdan ruhunuzu üfledim deyince ruhumuz şuunat-ı zatî ya, o öfleyen mahiyet-i zatîdir. Öflenen o öfürülen şey var ya öfledim, o şuunat-ı zatîdir. Çünkü ondan biz biliyoruz ki ruhumuz şuunat-ı zatîden. Yani ondan ona oldu. He. Biz mesela iman daha arkada, şunu bir bitireyim. Ben başka bir şey söyleyebilir miyim abi? Şimdi o üfleyen zat-ı zülcelal, ezeli ve ebedi barındırıyor. Ezel tarafından, o taraftan üflediği zaman ebede doğru olan yön sırrı insani olabilir mi? Olur tabii. İkisinin cemi de ya kavşağı.
Ezel ve ebed. Ezelin ezel zattır. Ve ebed nedir? Ebed işte zatın muayenleşmiş hali sır insan olabilir. Ha işte o ebedi işte ezelle ebedin kavşamı için dedim yani. Evet. Olabilir. Evet. Şimdi biraz gideyim bakayım şu kanun bir çizmişim bir okuyayım. Kanunlar ezelden geldiği için usta söylüyor ebede gidecektir. Yani burada senin aleminde tanımlandığı esmalar anlamlandığı ile sen de ebedi devam edecektir. Kanunlar rububiyete bakıyor. Öyle bu nastır açık ifade, hulası okuyorum. Kanunlar zamana ve mekana tabi olmadığı için yaşı, sureti, hacmi, kütlesi, gece ve gündüzü yoktur. Dünü, bugünü, yarını yoktur. Ne gariptir ki haşa Allah'ın yaşını, görüntüsünü sorup merak eden nefsi insani bu merakını kanunlara yöneltmiyor. Kanunları niye göremiyoruz, yaşı var mıdır diye sormuyor. 408 sözlerden hulasa. Yani mesela kanunun dünü, bugünü, yaşı yoktur. Gecesi ve gündüzü yoktur, tipi hacmi yoktur, vücudu bile yoktur. Vücut ilmisi var, vücut arzisi yoktur. Yani biraz tanrılık isnat etmişler ama... Onun için ettiler ama, yani. Onlar şöyle, din olmayınca biraz haklı veriyorum yani. Yani biraz şey, kanunlara hacmi yok diyor. Evet abi. Kütlesi yok, zamanı yok, mekanı yok, gecesi yok, gündüzü yok, ancak tanrı olur diyor. Tanrıyı kabul etmeyince tanrı yaptı onu. Tanrı'yı kabul etseydi, menfiim Tanrı diyorum, sen Tanrı'dan diyecekti. Ama onların, onu diyenler zannediyor musunuz ki dinleri inkar ediyor. Önüne konulan, dayatılan dini inkar ediyor. Devamlı iddia ediyorum edeceğim. Avrupa filozoflarının çoğusu dindardır. Dinsiz olanlar da bizim İslamiyet'in dinsizi değil. Baba oğul üçte Hristiyan dininin dinsizleridir. Belki de dine yaklaşmıştır onu inkar ederek. Bunu söylediğim zaman çok şey. Evet, seni dinliyorum abi. Abi beni dinliyorsanız anlatayım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan abi, şimdi az önce ifade etmeye çalıştığımı şurada biraz şecere-i hilkat üzerinde anlatmaya çalışayım. Şimdi Hasan abicinin mahiyeti zatiye var. Onu hiç kimse zat var. Bilmiyorum. Onu hiç kimse bilmedi. Bilinmeyecek, bilinmiyor. Yok. Değil mi? Şimdi buna bir karşılık, neyse onu sonra yazayım. Ama biz nasıl biliyoruz abi? Allah Celle Celaluhu'nun şuunatı, sıfatı ve esması var. Biz bunların cilve, cemal, nakış ve sanatlarına muhatap oluyoruz. Değil mi abi? Şuunat, sıfat, esma ondandır, o değildir. Abi, şuunat, sıfat ve esma ondan olduğu hasebiyle bir canlıdır, ruhludur, şuurludur. Öyle mi abi? Dolayısıyla bunlar tanıyorlar, görüyorlar, anlıyorlar, biliyorlar ve bunların bir şahs-ı manevisi vardır abi. Yani bu üçlünün şahs-ı manevisi var. Allah Celle Celaluhu Nur-u Muhammedi'yi halk etti abi. Nur-u Muhammedi'yi, şurası da mecul mu abi? Nur-u Muhammedi'yi halk etti Hasan abi. Ve ona ruhundan üfledi. Üfledim dediği Hasan abi, şuunat, sıfat ve esmanın şahs-ı manevisidir. İşte bizim bilmediğimiz o üflemen Hasan abi, ben üflediği nokta şurası, şuraya geliyor Hasan abi ki, bu sırr-ı insanidir Hasan abi. Nefesin kendisi mi? Şimdi üfleyen değil abi. Tamam. Buranın şahs-ı manevisi. Sizden çıkan. Evet. Nasıl şahs-ı? Evet, evet. Evet. Buranın şahs-ı manevisi bunlardan çıkanı üflüyor. Yani senin dediğini toparlamak için. Üfleyen zat. Tamam. Ama kendinden olan şuna sıfat ve esmanın şahs-ı manevisini üflüyor. O şahs-ı manevinin adıdır sırr-ı insani ki, hı hı. Hasan abi, bu sırr-ı insani de şey yok Hasan abi,
ben deme ihtimali yok. Vaciptir burası değil mi abi? Bakın burası... Evet, vacip var vücut. Evet, vacip diyelim. Değil mi abi? Evet. Şimdi Hasan abi, bu sırrı insaninin ben deme kabiliyeti yok. Öyle bir yere üflemeli ki bunu, orada ben diyebilmeli artık Hasan abi. O ben diyebileceği nokta Hasan abi, enelerin cem ülcemi olan mec'ulün, bakın mana tarafını üflüyor ama bir berzah olmak zorunda Hasan abi. O yüzden biz burayı mana ve nur olarak ayırıyoruz ya. Oradaki enelerin cem ülcem olduğu nokta işte şurası ki artık ben deme kabiliyeti kazanıyor Hasan abi. İnsan. İnsan. Yani sırrı insan mec'ulün nur tarafında ben diyebilme kabiliyetini kazanıyor. Ama buradan da Hasan abi bütün kainatın çekirdeği olduğundan dolayı buradan bütün bir kainatı Allah-u Teala halk ediyor. Hasan abi bakın buradan bütün bir kainatı Allah Celle Celaluhu halk ediyor. Bakın sırayla gideceğiz sana. Ben buraya bir şeyler oturtmak istiyorum da. Şimdi siz az önce şey misalini verdiniz. Ney. Ben ona ney demiyorum abi. O bizim tulumumuz vardır ya, tulum misali veriyorum. Neden biliyor musunuz Hasan abi? Bakın tuluma üflüyorsunuz ya, o bir üfleme, bir mekanizma, sübap gibi bir şey vardır orada. Üflerseniz tulum şişer, tulumun ucunda da nav dediğimiz bir bölüm vardır. Oradan da parmakların hareketine göre o üflenen hava oradan ses olarak çıkıyor. Parmakların hareketine göre ses şekil alıyor. Bakın o üflenen Hasan abi, üflediğin o sübaptan üflenen bir daha geri gelemiyor. Benden çıktı. Benden ama ben olamaz. Orada bir sübapta bir içeri hava giriyor ama geri gidiş yok. İşte bu geri gidişi engelleyen sübabın adıdır Hasan abi. Adem-i mutlak. Allah Allah. Adam şey Adem-i mutlakı tulumdan gösteriyor. Fırıncı ya. Tulumcu olduğu için. Bunun adıdır Adem-i mutlak Hasan abi. Bu bir. Tökkenli çalışıyor. İkincisi Hasan abi. Şimdi Adem-i mutlak Hasan abi ondandır ama o değildir'i değildir'in ortamıdır Adem-i mutlak. Bizim canibimizden vardır. Allah canibinden Adem-i mutlak yoktur Hasan abi. Tamam. Bizim canibimizden vardır. Şimdi ama burada o sırrı insanının ben deme kabiliyeti yok. Gayr olabilmesi için birinin ben diyebilmesi lazım. İşte o yüzden ene var Hasan abi, ene. Ben. Evet, ben. İşte üflediği, o sırrı insaninin, üflenenin, üflendiği yer Hasan abi, üflenen sırrı insani. Tamam. Üfleyen zat, üflediği yer Hasan abi, Adem-i sırf. Yani ney yani? Evet. Zat, evet, nefesi evet. Ve ney. Aynen öyle abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. O kadar güzel bir basamak var ki Hasan abi. Bakın, üflüyor. Hiçbir zaman, yani şu sistemi bilen ne Hallacı Mansur olabilir, ne Muhiddin Arabi olabilir. Elhamdülillah Allah'a binlerce şükürler olsun ki Allah'ın bizi Risale-i Nur'a muhatap etmiş. İnşallah bizi o sıkıntılara düşmekten muhafaza edecek inşallah. Evet. İşte o da bunlar abi. Adem-i mutlak sırrı insaniyi zattan koparıyor. Adem-i sırf sırrı insaniyi ben demekten kurtarıyor. Ben sırrı insani ben diyemiyor. Orada tamamen farazi bir had dediğimiz ene derin cem ücemidir nur olan taraf. Peki nur olan tarafı da Hasan abi o Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çekirdeği aslisi. Adem-i sırftan sarı ifade kainat yaratıldı. Şecere-i hırkat. Adem'den kainat. Şecere-i hırkat Adem-i sırftan. Adem-i sırftan kainat yarattı diye geçiyor Hasan abi şeyde sözlerde. Telefonum da var. Kainat Adem-i sırftan yarattı diye geçiyor abi. Kainatı tabii işte ister istemez o daha cem ya yukarıdan. Üniversite diploması gibi düş. Olabilir. Evet. Doğrudur.
Çünkü kainatın karşısına hep Adem koyar. Şimdi şöyle devam edeceğim Hasan abi. Onu da söyleyeceğim. Sen et, devam et. Evet, şunu şöyle devam edeceğim. Bozmayayım ama kısa keser. Evet, tamam kısa keseceğim abi. Özür dilerim, böldüğüm için tekrar. Şimdi bakın burada Adem'i sırf diyor. Yani burada ne oluyor abi? Adem'i sırf eneği bitiriyor abi. Tamam. Artık ben demek yok. Bitiyor. Adem'i mutlak sır insaniyi bitiriyor. Bitiriyor. Evet. Adem'i sırftan kainatı yaratıyor Allah-u Teala. Tamam. Burada da Hasan abi, Adem ve vücut ikisi bir olarak var. Bakın, cehennem ve cennet olarak zaten ayırıyor Hasan abi. Hı hı. Bakın, bu tek değil, zıtları cem ederek gidiyor ya Hasan abi. Hı hı. Burası Adem, kainattadır Adem Hasan tamam, abi. Tamam, tamam. Burası vücut. Tamam mı abi? Burası vücut. Her ikisinin cem olduğu yer ise beşer. Kainattaki Adem, kainattaki vücut olan bende madum veya mevcut. Bende, beşerde. Peki bende nerede? Bütünüyle sır olan tılsımları birbirine karıştırmadan bir arada tutabilme özelliğine sahip olan bendeki yer de serbest bölgedir abi. Serbest bölgedir. Evet. Bütün bunlar serbest bölgede bitiyor abi. Yani bu silsile bana geliyor ki bu böyle Hasan abi. Çok ilginç, evet. Yani pek bir şey farklılık olmuyor. Devam edelim biraz. Bir daha dersimizi tekrar edelim. Kanun işliyoruz. Kanun dimağla ne alakası var? Her eylemlerimiz, söylemlerimiz, davranışlarımız surettir. Vahiy, ders, okuduğumuz tefekkürler insanı yapılandırıyor. O kanuniyetimizdir. Kanuniyet dimağa baktığı için, akla baktığı için kanun merkezde duruyor. Kanun itibaridir diyor. Emirden çıkandır. Emirdi. Zaten gittik, çok okuyacağız. Allah canibinden kanun değil, emir var. Biz de bu ortaya çıkan sistemi devam böyle olduğu için zamanı yok, öncesi sonrası yok, dünü bugünü yok kanunun. İşte böyle mukannen tecellisine bir isim koyduk. Kanun demişiz. Oysa emrin sistematik durumu, devam ediyorum. Burada zaten söylüyor, 510 sözler. Yeni geldiğiniz için Osmanlı'ya söylüyorum. Eğer okuduğumuz yer, çıkarımlar, Allah Allah bu nasıl çıktı derseniz, hemen o defteri açacağız. Orada, tafsilat orada. Kulası okuyorum ki, kısa zamanda fazla mesafe alalım. Hasan abi özür dilerim, bir şey sorabilirim. Ya. Kanun ve adetullah dedi ya az önce Yasin. Ha. Şimdi şurada siz bize kanunun nereden, adetullahın nereden başladığını gösterebilir misiniz? Şimdi biraz gideyim de ezber olmasın. Ezber olmasın, tamam. Evet. Şimdi kanunlar itibari emirlerdir. Hemen itibar neredeydi? Git oraya. Kanunlar itibari emirlerdir. Vehmi dusturlardır. Adimi sayılırlar. Bunların dizginlerini, vücudu haricilerini melekeler tutuyor. Çıkarımımız ha dur yapmadık çıkarım. Şimdi itibari emirmiş kanunlar. İtibari emirler neredeydi? Bizi dayatmaları vardı. Tasavvurda mı? Tasavvurdaydı. Tasavvurdadır yani. Ya arkadaşlar, hayalinize de, dünyanızda cehenneme de, ahiretinizi de her şeyi tasavvur. Her şeyimizi, psikolojik hastalıkların ne dayatıyorlarsa tasavvurumuza sahiplenemediğimiz için. Neyi düşünüyorsanız hayale dönüşüyor. Neyi düşünüyorsan vallahi seni ona dönüştürüyor. Geliyor beni. Diyorum ki git. Düşünce ya. Onun için kanunlar neymiş? Ha şunu söyleyeyim. Esas vardı ya İhlas Risalesi'nde. İhlas esastır. Davranışlar dusturdur. Dört tane dustur var. Ama esas enfusidir. Melekut tarafına bakıyor. Dustur eylemseldir. Şimdi burada da kullanacağız şimdi arkadaşlar.
kanunlar itibar emirlerdir. Kanunlar aynı zamanda vehmi düsturlardır. Bu cihette ademi sayılırlar. Vücud alicisi yok. Ne yapar bu? İtibari demek, itibari, onu bir tanımlayayım, nisbi ve itibari, doldura doldura gidelim. Şimdi, hayvanda var ama çok nakıs, cinlerde var ama çok nakıs, meleklerde var ama iyi, insanda sonsuz. Nedir o? Dışarıdan alma özelliği. Hayvan ota bakınca hemen etkilenir. Suya bakınca etkilenir. Vesaire. Cinsellikleri olur. Ağaçlarda etkilenir. Yani içeri alma özelliği. Meleklerde, şeytanlarda da var. Gözden alırız, burundan alırız, dilden, kulaktan ve dokunmadıktan da alırız içeriye. Onu biraz anlattım geçenlerde. 2 gün önce ses kaydı attım öyle. Aldık mı abi? Bu dışarıdakileri alma özelliğimize nispi, emri nispi sistemimiz. Tamam mı abi? Nispet ederek alıyor. Şimdi abiler, kültür, gelenek, örf, anane, bir de kazandığımız ilimler. Mehmet kardeş, kazandığımız ilimler, bir şeyler var ya, şimdi dışarıdan aldık. Şu anda alıyorsunuz derste. Şu anda alıyorsun. İçeriye giriyor. Gözden de giriyor, kulaktan da giriyor vesaire. Senin geçmişin var. Örfün var, ananen var, kültürün var, geleneğin var. O seni hiç bırakmaz yakını. Zor yani. Onu aşarak bir şeyi almak çok zor. Gelenler bu süzgeçlerden de geçiyor. Örf, anane, kültür, gelenek, ilim. Kazandıklarımız. Geldi mi abi? Şekillendirdi mi bunu? Yetmiyor. İtibariyi anlatıyorum şimdi. Abiler aldık mı içeriye bu yollarla canımızı çıkarak aldık. Bizim içeride bunu geçmişteki malumatlarla, imanımızla, İslamiyetimizle, fiiliyatımızla, gadabımızı, yani içsel alemin bütünselliğiyle onu kıyas ediyoruz, o geleni, ruha, kalbe, geçmişe, malumata, bilgilere, zanlara. Bu kıyas etme özelliğimize itibari denilir. Emri itibari. Emirdir. Emir. Emir emirdendir. Bizde demir var. Mesela ne düşünüyorsan ol, ol demektir yani. O oluyorum. Emrediyor. Çünkü düşünmek emri itibaridir. Şimdi emri itibari anladık mı öyle? Nisbilerden gelenleri iç alemimizde aynı aldığımız gibi olmuyor. Onu değiştiriyoruz. Ya hayali vesaire. İşte bu iç alemde, yani dışarıdan gelenleri iç alemle yoğurma, kıyas etme, itibarileşti, itibar yaparak, itibar ettik, onlarla nispet ettik. Ortaya çıkan bir emir var, dayatma var. Bu emri itibaridir. Tamam. Kanunlar, iki ayağı var abi burada. Kalbin iki ayağı yok muydu? Neydi? Makesi efkar, dima. Mazar isyat, vicdan. İki ayağı koydum. Üzeri kalp. Buradan yukarısı kalp. Buradan aşağısı dima, vicdan. Şimdi kanunun da iki ayağı var. Birisi vehmi düsturdur. Eylemseldir, gözükür. Bir de eylemde gözükmez, iştedir. İtibaridirler. Ama hangisi itibari? İtibari emirler iştedir. Eylemsel ise vehmi düsturlardır. Yani dışarıdaki şey eylemde gözüküyor. Mesela diyelim ki şu düşüyor. Düsturdur. Bunu düşmeden önce bırakırsam ne olur diye, sende hemen olur, düşecek. Bu itibaridir. Yani bu düstur değildir kafandaki. Düstur deyince hariç, itibar deyince içeride. Ha, kanunun iki ayağı var. Bir, mesela psikolojide kullanayım. Daha önce kalbi maha duruyor, kalp krizi geçiriyor. Hiç oldu mu şey yaz sende? Yok.
Bende oldu. Ağırlıyor. Peki. Daha ilerisi. Aha aklım gidecek. Oldu mu? Oldu diyelim. Kalp şey, şey yapıyor. Oldu. Çünkü nefessiz kaldığımı hatırlıyor. Yasin okuyorlar çayelinde. Dakikalarca. Nefes yok. Ondan sonra oldu. O anda peki bu ne diyecektim? Kilitleri. İtibari yapacaksınız. Şimdi bunu kullanacaksınız. Tecrübenizi kullanacaksınız. Ha, ha yani, tamam tecrübe ha. Şimdi öldüm mü ben? Yok. Aha ölüyorum demeyle öldüm mü? Ölünmüyor. Ben ölmek istiyorum. Aha ölüyorum demeyle de ölüm olmuyor. Peki o anda nasıl kurtuldunsa şu anda da şimdi bak kullanacağım bunu eylemsel. Şu anda da yeniden gelse diyeceksin ki geçmişte de böyle oldu ama ölmedim. Şimdi de ölmeyeceğim. Benim mezar taşım abi ben şey yapıyorum size öyle yazarsınız. Hani ölmeyecektim diye yazarsınız. Ve aşağıdan da diyeceğim sana. Ben ölmedim. Sen kendini düşün. Teris oldu. O da size yaptı. Şimdi arkadaşlar kanunlar iki türlü bizde yansıyor demek istiyorum sonuç. Bir iç alemimizde bu emir itibaridir. İtibarin için düşündüğünüz dayatıyor sizi. Ben beni, ben bende. Bak ben beni ortadan kaldırıyorum. Ben beni rahatsız ediyorum. Ben beni mutlu ediyorum. Ben bende dolaşım emirdir. Düşündüğün her şey emirdir. İtibaridir ama. Ha, vehmi düsturlar yani dışsaldır. Vehme ait düsturlar, eylem. Yani ne yapıyoruz? Korkuyoruz, evham ediyoruz, ilaç içiyoruz, koşuyoruz, onu yapıyoruz, bunu düstura dönüştürüyoruz. Bunlar diyor ikisi de davrandığım mesela su içiyorum, çok su içiyorum, ölmeyeyim diye. Tamam bu doğrudur ama bu yanlış. Bunlar diyor ademi sayılırlar. Bunların dizginini tutacak dışarıda melaike var. Yani mesela şu düşüyor. Bu düşme hadisesi Esma'dan Esma'ya atır. Bunları, bu dizgini tutan, bu kanun dedik devamlı oluyor ya aynı şekilde gece gündüz dün bugün yani. Bu Esma'ların eylemsel halinin vücud haricileri, Esma'ların vücud haricileri diyeyim. Melaike yazılabilir bu. Esmaların vücudu haricileri melaikelerdir. Esmanın mesela diyelim ki soğuk estirecek esma, ıslatacak esma, işte bana mudil esması şeytan yapacak, o da esmadan. Esmaların eylemsel hallerinin adı melaikedir. Bendeki atları nedir? Esmaların alem-i şehadetteki eylemsel halleri, vücutları melekelerdir. Bende ise, bende nedir o? Melekelerimdir. Malik olduklarımdır. Yani meleki kazanımlar var ya, meleki kazandım. Araba mesela, melekiyle uçak. Ben konuşuyor Ali. Hem arabayı kullanıyor, vitesi kullanıyor. Hiç vitesi ve debriyajı düşünüyor yani mu? Onu yaptırtan melek ben olmuş artık. Benim bana ait olmuş. Ben olmuş. Melek olmuş. Orada da melek var. Bir gene meleki. Melek. Meleğin bendeki içerideki hali. Dışsalım. Meleke, melaikedir ya. Melaike. Melaike var bende. Melaike var. Ve o ilham ediyor serbest belgesine. Yani esmaların eylemsel vücudu haricileri melekler olduğu gibi enfusteki esmaların içsel alemindeki bendeki eylemsizlik eylemsizlik eylemi yani içsel melekelerimdir. Malik olduklarımdır. Malikiyet kazanımlarımdır. O da melaikenin bendeki şeyi. Onun için meleklere iman denmiş. Malik olduklarına sahiplenmek. Meleklere iman. Ben derken kimi kastediyorsunuz abi? Kimi kastediyorsun? Bu mu? Şu bu. İşte onu kastedersen, onun için dedim ya, neyi kastediyorsan odur.
ama kastetmediğin bir şey yoksa ben nereye diyorsun? Bedene ben diyorsan öleceksin diyorum. Eğer ruha da kastediyorsa o da değilsin. Yani ama o zaman ben kimdir? Artık onu konuşmuyoruz yani. Kafur abi onu diyorsa bir şey diyecektir. Evet diyeceğim bir şey. Diyecek ama çok uzatacak. Yok yani. Çok uzatmayacağım abi. Bu sefer kısa söyleyeceğim. Çünkü meleğe Allah-u Teala emretmemiş mi ki Adem'e secde edeceksin diye. Şimdi bu... Bunu da söylüyor usta değil mi? Bu ne diyor peki? Meleklere 20. sözde diyor. Kainatın diyor. Ekseriyeti mutlakası diyor. Adem'e secde ederken bazı nevi ve bazı şeylerin diyor mahlukatın imtina etmesi, secde etmemesi bazı şeyler insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden mevad-i şerireler var diyor. Mesela yılan mevad-i şerredir. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden insana itaat etmiyor. Bunlar da ademi, insanın vücudunda ademi oluyor. İşte o meleke, melaike orada yok. Yılan'dan, zehrinde melaike yok. Nereden biliyoruz? İki şey söylüyor. İnsanı fıtratını bozan bir, yanlış yollara sevk eden melek demiyor buna. Ne diyor? Erva habise ve mevadi şerire diyor. İnsanın fıtratını ne bozuyor? Günah. Günah mesela içki. İçkinin kendisi melek midir? Değildir ya. Mesela orada ne işi var meyhanede? Ha, insanın fıtratını bozan ölçü o. 240 sözde. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden mevad-i şerire. Secde etmeyen şeytan sahibi o zaman bütünlüğü ve ama onu da söylüyor. Vücud haricini söylüyor. İnsan, bazı envanın diyor, bazı envalar insana itaat etmiyor. Maddelerde. Zehir maddeleri. İnsan fıtratını bozuyor. Yanlış yollara sevk ediyor. Kimdir o? İşte o melek değildir işte. Abi burada Adem'i sayılırlar diyor ya. Adem'le Adem'i arasında... Adem'i iyi çekiyor, takke koymuş. Nasıl bir fark var? Yani Adem olsa kendisi. Adem'i olursa Adem'i, içine alıyor seni. Adem'e götüren mi? Ahval demiştin ya. Evet. Yani şey yapar. İçsele taşıyor seni. Adem'e götürüyor. Adem'i sayılırlar diyor. Adem değil yani. Adem'e götürüyor. Evet. Zaten bunların peki vücut haricisi olması olur mu? Dizginleri melekler tutuyor bunlar. Ama içeride de içeride ne var? Melekeler var. Malikiyetlerimiz var. Malik olduklarımız var. Bunların meleklerin bizdeki içsel halimiz. Neyse biraz da gidelim daha yalnızca. Çünkü kanun biraz çok yoğun bir anafor olduğu için ilk derste hemen birkaç dakikada hemen şey yapmak istiyoruz. Bir anda anlatmaya çalışıyoruz abi. Mesela şöyle bir daha şey insanın aklına geçiyor abi. Mesela şöyle bir şey insanın aklına geçiyor. Bu kanunlar var ya Hasan abi. Mesela suyun kaldırma kuvveti, yerin işte çekim kuvveti vesaire. Şimdi bunlara neydi? Kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye altında bunları toplarsak o zaman namus mu oluyor bütünlüğü? Namusa yani, dönüşüyor. Namusa kanun. Dönüşüyor, insan tabii, oluyor. Tabii. Kanun emirdendir, namus iradedendir. Bu kanun geneldi, biraz önce ruhtan söyledin ya. Hı hı. Ruhta her şeyin olması kanundur ama sen olman namus. Namus ile eşini kıskanmak değil, şahsiyet demektir. Sen... Ruh kanundur ya abi, ruhu bu bedende iskan edebilmek, yani bu bedende... Için. Olman gereken her türlü şeyin olabilme ihtimalin kanundur. Ama sen oldun, şu anda sen misin? O namustur. Biraz da gideyim. Kocaman ağacın kanunu teşekkülatı tohumcuklarında beka bulup devam ediyor. Kanun. Kocaman şu ağacın kanunu teşekkülatı. İlmidir yani. O ağaçta hususileşmesi de namus mu? Evet. Biraz da gideyim bak çok harika şey gelecek. Çok antika bu eylemsel Cenab-ı Hakk'ın kainattaki misali gelecek ama ondan önce iki tane bir şey okuyorum. Kanunlara kudret taalluk etmediği için ilmi vücutturlar. Kanunlara kudret taalluk etmediği için ilmi vücutları var. Rububiyet-i ilahiye kanuniyet olarak gözüküyor.
görünür. Misal, hafıziyet gibi, bak, kudret tahallük etmemiş, kocaman Kur'an kafasında. Misal, hafıziyet gibi. Kudret tahallük etmediği ilmi vücutların eşyadaki isimlerine kanun diyoruz. Bir daha. Kudret tahallük etmediği ilmi vücutların eşyadaki isimlerine kanun diyoruz. İlmi ilahi ile bizim aramızda olan berzahtır kanun. Bir daha. İlmi ilahi ile bizim aramızda bir berzahtır. Başka bir yer okuyorum. Bu yani sözler 77. İlmi vücut eşittir kanun gibi olmadı. Olmaz. Yani ilmi vücuttandır ama ilmi vücut kendisi değildir yani. Yani bir ilk cümle sanki olur bana şey yap. Kudret tahallük etmediği... Kudret tahallük etmediği ilmi vücutların eşyadaki isimlerine kanun diyoruz. Eşyadaki isimlerine. Mesela diyelim ki kudret tahallük etmemiş. Yani vücud harici yer çekimi kanunu veya suyu kaldırma kanunu. Suyu kaldırma kanunu su yokken nereye koyacaksın? Toprağa koyabilir misin? Taşa koyabilir misin suyu kaldırma kanunu? Koyamazsın. Suyu kaldırma kanunu nereye koyacaksın? Suya koyacaksın. O zaman suyla beraberdir suyu kaldırma kanunu. O zaman sudan önce değildir suyu kaldırma kanunu. Az önce demiştiniz kanunlar ezelidir. O zaman eşyanın yaratılmasıyla başladı. Kanunlar ezeli demedim böyle şöyle. Esma, Allah'ta emir var. Bu ezelidir. Ama Allah'ın bu emri mesela bir sürü isimlerin emri var. Rahman'ın emri var. İlmi vücutları var. Bak şimdi. Esmalar tecelli ediyor. Her bir esma tecelli ediyor. Bir de esmalar birbirine tecelli ediyor. Bu esmaların birbirine tecellisindeki sistematik durumuna gecesi gündüzü yok. Biz canibinden kanun diyoruz. Allah canibindekinin ismine emir diyoruz. Biz canibindeki sistematik işleyişine bu sisteme kanun diyoruz. Allah canibindeki bunun ismine de emir diyoruz. Kanun emir olarak varmış yani o zaman. Şöyle yapayım mı? Fatih bir şey bana video gönderdi. Çok tuhaf. Şimdi bir ayna düşünün abi. Çok şeyi halledecek bu. Bazen böyle metsupluk oluyor ya diyoruz ya bu hava değil. Bunu beşer de yapmış yani. Bak. Çok tuhaf yani. Burası hava değildi. Nasıl oluyor? Ona ayna. Beşer. Şimdi bu ayna mı abi? Saçımı tarıyor muyum? Tarıyor. Sebebi arkasında siyah var. Beni gösteriyor. Bu siyahı kaldırın. Bakınca nereye görürüm? Karşı tarafı görürüm. Cam oldu. Ayna olmadı. Şimdi buraya bir sıvı döküyorlar. Yeni, benim gördüm. Gönderdi videoyu. Sıvı siyah değil. Gözde gözükmüyor. Dökünce bakıyorum. Cam ayna oldu. Kendimi görüyorum gene. Çeviriyorum. Burada da kendimi görüyorum. İki taraf aynı oluyor. Ama kendisi yok. Gözükmüyor. Kardeşim bu sıvı ustad da gözükmeyen bir mürekkep diyor. Gözükmeyen bir şey yazı diyor. Mürekkep dökülse diyor. Hatırladınız mı? Bak şimdi bu havayı uygulayayım. Bir daha söyleyeyim bunu. Camı koymuş adam videoyu. Bir kimyasal yapıyor. Üzerine döküyor. Üzerine dökünce iki tarafta aynı oluyor. Buradan bakınca gözüküyorum. Buradan da bakınca gözüküyor. İki taraftan da gözüküyor. Fakat bu nedir? Bu alem-i şehadettir. Şimdi alem-i şehadet ahiretin üzerine tentenili perde değil mi? Evet. Şuradaki o ince gözükmeyen perde vardı ya kimyasal. Onu kaldır. Burası orası eşit oldu. İşte bu gözükmeyen o ama varlığını ilmen kabul ettiğimiz şeye Adem diyoruz. Adem dünya ile ahiret arasında gözükmeyen bir sıvı gibidir. Yani sıvı gibi bir şey. Onu ne kadar aralarsan mesela bak şöyle bakıyorsun. Mesela uygulayayım. Eylemini çok seviyorum. Araya bakıyorsun. Herkes de bakar. Ben de bakıyorum. Ama niçin nasıl dinlediğini niye böyle koyduğunu niye böyle yaptığını ele veriyor kendisi.
Şimdi niçin demek istiyorum? Öyle bir şey yok. Yani öyle ben sizi böyle dinliyorum falan yerdeyim demeden diyor. Bu Adem işte. Yani bu camda misal verdi. Camda gözükmeyen bir sıvı. Döküyorlar. Karşı gözükürken kendimi gösteriyor. Sıvı. Gözükmeyen bir sıvı. Adem seni gösteriyor. Cam seni göstermez. Karşıyı gösterir. Bir döktün. Adem oldu. Adem olunca ne oldu yani? Beni gösterdi. Aa, karşıki doktoru seyrediyordum. Bir sıvı döktüler. Kendimi seyredecektim. Hani kadir adı şeyini seyrediyordum. Sen aslında mutlak vücuda bir gölge getirdiğinde muayenleşiyor. Bir şey var. Bir şey getirdim, bir ademi bir durum getirdiğinde ben gözükmeye başlıyorum. Aslında mutlak olsa Allah gözükecek. Aslında mutlak ve muhit gözükecek. O Adem mukayyetleşiyor. Beni ben ediyor bu sefer. Beni ondan ayırıyor. O kadar lazım ki bu Adem. Haşa. Panteist. Tanrılaşırdı Adem olmasa. Adem anlamadığı için Konevi Hazretleri veya işte Demeter vesaireler. Odur diyeceksin. O diyeceksin. Bak bir daha söylüyorum. Şimdi peki Muhyiddin abi ne yaptı burada? Aynaya bakıyordu. Adam yaptı yani. Ayna mı abi? Gitti arkadan bir tanesi sıvı döktü. Büyük aynaya. Görmüyorum ben. Yukarıdan aşağı döktü. Hakikaten o sıvı gözükmüyor. Su gibi. Arkadaki siyahı kaldırdı. Bakıyordum Ali. Tam tararken doktor gözüküyor. Lan bendim. Bak burayı kaçırmayın Osman'ım. Bir daha bir size çevireyim. Şimdi seyrediyordum. Başka bir şey anlatıyorum şimdi. Ayna ya. Siyah ya abi arkası. Ayna olduğu için siyah. Yeni çıkan bir ders, yeni çıkan bir kimya ile bu siyaha dökülüyor, bu siyah eriyor. Öyle bir kimya ki bunu eritiyor, kaldırıyor. Sen gafır seyrediyor. Şey yapıyor musun bakalım? Seyrediyor muydum kendimi? Seyrediyordum. Tam böyle saçımı şey yapacaktım. Tam düzeltti mi düzeltmedi mi? Kimyayı döktü. Ayna bu kadar değil. Büyük kabul et. Arkadan döktü. Görmüyorum ne yaptığını. Tamam arkadan adam. Arkada turisti dursa şurada. Ben görür müyüm onu? Görmem. Ayna ya burada. Adam burayı sıvı döktü. Sıvıyı döktüm abi. Yaparken bir de baktım adam çıktı karşıma. Biraz önce bendim. Kafayı mı yedim? O da benim demek. O benim. Oysa onu kaldıran. Tamam. Abi baktım ki kendimi seyrederken orayı seyrettim. Ben oyum dedim. Çünkü seyrederken terakki ettim zannediyorum. Bir anda perde kalkınca gördüğüm gördüğümle gözükenlere aynı oldu şimdi bize. Kendimi saçımı tararken adamın bir tanesi burada boyayı kaldırdı. Karşısı gözükmez mi? Ama kendimi söylediyordum. Ne diyeceğim ben? Lan ben daha önce biraz önce düzelten ben değil miydim? Ne değişti bir şey? Arkayı bilmiyorum ya. Değiştiğini bilmiyorum arkayı. Ama değişti. Değişince ne oldu? Onu işte haletler de böyle boyayı kaldırıyor. Kendim böyle şey yaparken böyle tefekkür ederken tefekkür o boyayı siyahı kaldırınca tefekkür aynı bir şey gibi. Yani ben iken o oldu ama karıştırınca ona da ben dedim. Çünkü bendim önce. Sonra da ben de olmuyor. Değişer mi ya? Ben hep bendim. Herhalde ben terakki ettim. İçimi gördüm zannediyorum. Oysa siyah kalkınca karşıyı gördüm. İlk önce suretimi gördüm. Sonra içimi seyrederken zannediyordum. Karşıyı görünce o ben. Adem'in kaynağı ne abi? Adem'in kaynağı olsaydı Adem denmezdi. Ya bir şey diyesim geliyor ama aslında yine bir süre... Yani şey çıkıyor, Adem'i bir yapı var şimdi. Yani mutlak vücuttan Adem nasıl? Yok. Ya da Adem mutlak vücudun olduğu yerde Adem nasıl olabilir? İşte... Ya Adem öyle zannettiğimiz gibi bir şey değil ki abi mesela. Adem... ilmi vücut. Neticede temeli ilmi... Hatta ilmi vücut da değil. İlmi vücut değil, ilmi vücuda... İlim de orada ortaya çıkıyor. Yani.
Yani onu da alıp diğerlerine götürmen lazım da. Dur biraz gidiyoruz Adem dersinde. Daha 3 tane 5 tane mi ne oldu? Ama çok güzel de buralara girmek istemediğim için. Çok İmam-ı Rabbani Hazreti Adem-i Sırf'a girmiş. Mutlak yok. Dün akşam şey yazdım, gönderdim şeye, Mecul'a. 472 sözlerde vücudunda Adem, Adem'inde vücut. Çok tuhaf. Soru sordum. Cevaplar öyle. Dikkat edersen. Mehmet kardeş, mayıştıracak seni güneş. Başka yerde de oturabilirsin. Hasan abi şunu söyleyesimiz geliyor. Gelmiyor mu abi? Sizin gelmiyor mu? Tövbe söyleyeyim. Ya sanki... Onu söyleme. Ama yok ama ya. Sanki ben Allah'ın Adem'iyim. Allah da benim Adem'im gibi ya. Hasan abi. İki sene önce, üç sene önce bir derste zaten böyle konuştum. Uzatmadım. İlk cümlen tamam da ikinci bir tartışmak lazım. Ama biri... Allah'ın var mıdır diye bir soru sormuştuk Hasan abi. He? Allah'ın ademi var mı? Mahlukat, mevcudat. En geniş manada da insan Allah'ın ademidir. O zaman bu itibarla biz de ona adem olmuş oluyoruz. Adem dersine gidelim. Size adem derken neyi kastediyorsunuz? Adam perdeden olmak. Eğer Adem'in içini konuşacak çıkar. Adamsak, Adem değil ki. Değil. Ademlikten çıkar. Biraz Adem'i bırakalım. Hayır, Adem kainatta olan karşılık değil miydi? O zaman orada yani... Ne kainatın gibi? Ortaya çıktığı zemin karşılığı, karşıtı. Karşılığı değil, karşıtı. Karşıtı. He. Orada işte Allah'ın neyi var? Ya tabii bu şey kastediyor. O da ondan. Adem'i mutlağı anlatıyor. Ha, o zaman çünkü bak... Yani. Diyor ki, âlem-i şehadette esmaların cilve, cemal, nakış ve sanatını Adem karşılık görebilir diyebiliriz. Kürste başka bir şey, işte o cennet ve cehennemde başka bir şey denilmesi lazım diye söylüyor. Bak şimdi, Adem var, Adem sıfta var, Adem mutlak yok. Ama nerede yok? Varlıkta yok, mevcutta yok, vücutta yok. Evet. Vücutta da. Ama neye benziyor bu? Kainatta zatı yok, sıfatlarıyla var. Değil mi? Evet, evet. Ama zatıyla insanda var. Ne özelliği var bu insanın ki kainatın içinde olduğu halde, kainin içinde aldığı halde insanda bir özelliksiz özelliği var ki kainatta yok, o olunca insanı ne yapıyor? İmtiyazlaştırıyor. Ne yapıyor imtiyazlaştırıyor? Kainatta sıfatlarıyla var olan Cenab-ı Hak zatıyla bende var olmasına sebep oluyor. O da Adem-i Mutlak. Zulümat ondan çıkıyor. Zulümatı dün akşam değişik bir şey anlattım. Yani belki zulümat hakkında eskide çok ders yapılmış ama yazı gönderdim ya size. Yazıda zulümatı çok değişik yere taşıyor. Zulümatı hiç kimse tanımlayamaz. Çünkü herkesin yaşadığıdır. Senin zulümatınla benim farklıdır. Karanlık aynıdır da. Mesela korku aynıdır. Zulümat değildir korku. Korku zulümata atar da. Düşün. Korku karanlığa, karanlık da zulümata atar. Korku karanlığa, karanlık zulümata atar. Zulümat kalbe aittir. Yani bilemiyoruz onu, nasıl olduğunu. Herkes de Allah'ın ortadan kalkması, alemindeki Allah'ın ortadan kalkmasıyla oluşan olumsuzsuz bir kuyu. Zulümat bu. Peygamber Efendimiz'in 3 yıl vahiy almaması Hasan abi. O yani zatın tayin etmemesi şeyden Adem-i Mutlak veya zulümat demeyeceğiz yani. Zulümattan teylüm alıyor. O da alıyor. Çünkü en kaliteli Adem-i Mutlak kainatta yok. İnsanda var yani. Niye? Mesela karanlığı ne kadar şiddetli olursa nur o kadar gözükür ya. Yani ne kadar kendi yokluğunu bilirsen var olursun ya. Bak ne kadar. Gazali ne güzel diyor. İlim yaptım 50 sene. Kemal bir mertebesi var. Nedir o?
içtiğimi bilmek. Ya madem içtiğimi bilecektim, cahil oldum, başta deseydim diyemezsin. Çünkü içtiğini bilmek fikir değil. Ne barındırıyor? İçtiğini bilmek. İlmin kemali, fikir. Gir içeriye. His, gir içeriye. Duygu, hiç gir içeriye. Latife'yi barındırandır. Onun için ki kemali ilimdir içtiğini, ademini, yokluğunu bilmek. İşte ne kadar kaliteli yok olursan o kadar var edersin onu burada. Ne kadar kaliteli yok olursan o kadar var edersin onu. O zaman onun sendeki varlığı senin adem, ademi sırf ademi mutlakına bağlı. Bu ciheti söylüyorsan ben onun ademim, yani onun taayyunu ve teşahhusunu kastediyorsan evet, ademi mutlakı im ben. Adem mutlak yok. Niçin yok diyor? Karşısına bir şey koymuş. İlmi muhit var diyor. Yoksa bana niye teellüm geliyor? Orada yok. Ama ben de uçak piste inmesi için pist lazım. Yani mutlak ve muhit olan bir şey mukayyet bir enzar ile ihat edilemez. 538. Mutlak ve muhit olan bir hakikat mukayyet bir enzar ile, nazarla, düşünceyle ihata edilemez. Mukayyet olmayacak. Mukayyet olmayacak hangi tarafımız var? Adem demeyesin. Çünkü Adem kainatın karşıtı. Adem-i sırf deme, şeceri hilkattır. Ki onda yokum diyor. Zatıyla yokum diyor. O zaman sende bir daha kaliteli bir sırrı insani ki o da Adem. Daha kaliteli yani bir şey olması lazım. Adem-i mutlak. Adem-i mutlak yok diyor. Yok olan bir şeyi nasıl dile getirdin? Niye konuşuyorsun? Nasıl konuştun? Peki Allah'a yok diyor. Dile getirdik. Var mı? Var tabii. Nerede var? Allah'ın yokluğu vardır. Nerede vardır? Hariçte yoktur. Kafasızın kafasında var. İşte o da mümteni. Kafasızın kafasında var. Bu da Adem-i mutlak yapıyor bunu. Ama kafir de Adem-i mutlak zaten şey yok. En geniş. Adem-i sıf var onlarda. Veya kafir de Adem var zaten. İşte Adem-i mutlak. Adem-i mutlak kalitedir yani. Adem-i mutlak nerede olacak? Yani usta yanlış anlaşılacak. Allah'ın şirki, Allah'ın zıttı var mı? Yoktur. Zıttı yok. Ama yok olan nasıl ifade edebiliyor adamın? Kafasızın kafasında var. Nasıl belirliyor bu şeyi? Yokluğunu inanabiliyor. O da bir inanç. Adem yapıyor. Hasan abi. Abim. Şimdi bakın şuraya yazmıştık ya sana bakın. Bir taraf vücut, bir taraf Adem. Şimdi onun ortasından aslında yukarıya direkt daha kalb-ı kavsiyene çıkan bir nokta var. Bunun bir tarafı Subhanallah, bir tarafı Elhamdülillah, bir tarafı Allah-u Ekber diye tabir ediyoruz ya Hasan abi. Yani Celal, Cemal ve Kemal. Kemal de Adem de yok, vücut da yok. O başlı başına herhalde oluyor evet, abi. Onun, onların zihinsel, evet. Biraz gideyim, esas bir tane bir şey kaldı, ondan sonra esasa gireceğim. Şu şeye, size de gönderdim şuna. Şunu bir okuyayım. Bu emir nasıl şey oluyor? Biraz girmiştik, biraz da güzel olacak şimdi. Kanun emridir. Kanunlar emirdir. Allah ol diyor. Emrinin bizdeki taayyun, belirlenişi kanundur. Emirlerini kanun olarak gösteriyormuş Allah. 517 sözde. Emir. Hani dedik ya daha biraz önce, 5-10 dakika önce. Allah canibindeki tarafa emir bizde kanun olarak gözüküyor. O zaman matematik emir mi oluyor? Elektrik emir midir abi? Emirdir. Mesela kimya, Mehmet kardeşim mesleği. Harita, senin her şeyin, bütün fizik, her şey, tıp, matematik üzerine kurulmuş. Onsuz olmaz. Ama matematiğin vücudu yok. Bir var mı? Doğada bir yok ki. Eksi bir yok ki. Yok yani böyle bir şey. Nerede var? Nispidir bunlar. Gelmiş sıfır zaman diyor. Big Bang demiyor mu? Sıfır zaman, sıfır mekan da başladı diyor. Sıfır diyebilmesi için eksi var. Bir nereye göre nispidir? Sıfıra göre. Sıfıra göre. Sıfır peki? Eksilere göre. Yok şey diyeceğim.
bunların hangisi kanun, hangisi emir? Şimdi siz söyleyeceksiniz. Şimdi sıfır dedin. Hasan abi, ben söyleyebilir miyim? Söyle. Bakın. 1, 2, 3, 5 bunların bütünlüğü kanundur. Sıfır emirdir. Ama sıfır da bitmiyor. Aslında sıfır da başlıyor. Emirler şeyler, namuslar başlıyor. Ha, namuslar başlıyor. Muayyenleşmeler başlıyor. Muayyenleşen her şey namustur. Kanun geneldir, umumidir. Peki sıfır Adem midir? Ademdir. Evet, o zaman Adem burada cennet ve cehennemler aşağı doğru yazmış. Her şeyi tanımlıyor ama kendisini bir değil tanımlıyor. Adem zatına kadar gitmez mi abi? Biz Adem'i ilmi vücut olarak diyoruz. Zatına değil de kainata kadar gidiyor. Oraya kadar mı? Arşa kadar gidiyor. Kainat nereye kadardı? Ama yukarıda da ifade var abi. O Adem-i sırf. Adem. Bir üst kat, geçen hafta buydu. Adem, çık yukarıya Adem-i sırf, çık yukarıya Adem-i mutlak. Üç tane Adem var. Kalite. Adem'in de kalitesi var. Kafirde Adem var. Adem-i sırf bir yok. Adem mutlak hiç yok zaten. Adem'de. Tamam. Otomatik de Adem'idir değil mi? Adem'idir. Bir dakika. Yani sonsuz olan sayı, sonsuz bir şey var. Yani ölçülemeyen bir şey. Ay, düşünce de var ama hakikatte böyle bir şey yok. Çünkü ben buraya sıfır dedim. Buraya göre 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Dediğin anda başlıyor. Mesela 1 diyemez mi yere? Ama yere, sıfır koyduğun yerden sonra. Bir yere buraya sıfır dedim ben diyorsun. Heh. Ondan sonra her yer matematik başlıyor. Adem'i belirlediğin anda bir oluyor. Abi Adem'in kalitesiyle birlikte Adem'siz bir şey ifade edilir mi? Edilemez zaten. Edilemez. Tamam. O zaman şimdi Mehmet abi bana kızacak belki de. Buradan sonra şeye giriyorum ha, cicit bir şey. Tamam, hiç bitmeyecek ders devam. Sıfır ezeldir dersek o zaman kim aksini iddia eder? Sıfır mı? Ezeldir. Her şey için de ebettir ezel. Efendim? Ebettir. Ebet 1'dir, 2'dir, 3'dir, 4'dir, 5'dir. Ama onu yaptığı zemin işte. Tamam, ezelde işte. O zaman Mehmet abi cevaplayacak. Mehmet abi bir... Sıfır. Adem'dir. Adem'dir işte, oradan gidiyor da. Adem'dir ama. Tamam, öyle deyince ne olacak? İşte o zaman insan benim sırrımdır, ben insanın sırrıyım, ben de insanın sırrıyım. Bundan bu çıkmıyor mu Hasan abi? Yani siz tartışıyorsunuz. Her şey ezenin üzerinde mi? Ben ne senin burada söylemem? Sıfır, yani, Hasan abi, yani sıfır değil, bütün hepsi aslında ezeldir. Efendim? Hepsi ezeldir. Şu anda bütün kafamda... Ben ezelin üzerinde bir belirleniş değil miyim Hasan abi? Sen sormadın. Ben de aileye gidecek. Şimdi bütün matematik ilmi senin kafanda yok mu? Var. Var değil mi? Disketinde var. Evet. İşte bu ezel. Sıfır zemininde, sıfır alemse zemininde belirlenen her şey ebettir. Hayır. Belirlenecek ya. Ben diyorum ki abi, ben diyorsam eğer ezele muhatap değilsin. Ben diyemediğin noktada zaten sen yoksan ezeldir o. Ben diyemiyorsun. Ben diyemiyorsun. Ben diyemez. Ezel ben diyemez. Ben demek ezel üzerindeki bir belirleniştir. Tamam. Mesela tamam, şöyle. Ben de öyle söylüyorum işte. Hayır. İfade edilmiş. Tamam. Şunu demek istiyorum. Adem eksik kalıyor ezel için. Yani sıfır Adem'dir dersek eksik kalıyor. Peki bir dakika, sen şöyle soru sorsalar. Mesela Hasan abi. Size. Ebedi Adem'e atılıyor deniliyor. Ebedi Adem ezelin içinde değil mi abi? Şöyle dersen. Ezeli de alıyor yani Adem. Şöyle diyeyim abi. Sıfır demeyelim de ona. Bak hiçlik ezelidir desen, bak hiçlik sıfır değildir. Nasıl? Belirlenişsizliği ifade etme noktasında hiç. Bak hiçle sıfır aynı şey mi? Bence aynı şey. Sen sıfırını 1, 2, 3, 5'te düşündüğün için. Bak değil. Hiçbir belirleniş olmamayı ifade ettiği gibi sıfır aslında bir öyle bir belirlenişin ifadesi. Şey yani deniyor. Yani bir başlangıcı oluyor, o zaman ebede daha yakın tamam, ifade. Şey deniyor zaten. Tamam, şey ne diyor? Şey vacip, mümkün, mümteniye şamildir diyor. Tamam, bir dakika. Şeyse. Öyle değil. Sıfır belirlendi ya. Sıfırın ilmi olan tarafı... Sıfır belirlenmedi abi. Sıfır diye bir şey belirlenmedi. Bak bir dakika ya, beni dinle. Sıfır belirlenmeden önce sıfırın ilmi tarafı hiçliktir. İlmi olarak var. Hiçlik. Biz içini bilmiyoruz. Muayenleştirdik. Adem oldu. Sıfır. Adem. Bak hiçliğin muayenleşmiş tarafı Adem diyebiliriz. Evet. Ve dikkat ederseniz sıfırı bulan Müslümanlar ha. Evet. Peki hiç sıfırın sayısal değeri var mı?
Bu adamlar nasıl demiş ya? Hiç, yani yok ama var. Niye var dedin? Olmayanı. Ondan sonra dedin ki budur. Hem yok dedin içi, hem içi hat çizdin. Evet. Tamam, hem yok dedin hem var dedin. Çünkü hani derler ya, mesela Allah nasıl bir şey? Mutlak ve muhit. Ya nasıl olur ya onu yaptı, onu yaptı. Mutlak ve muhitin nihayet olmayınca başı olmaz. Nasıl olmaz? E sıfır gibi. Bak yok ama var ya. Çünkü niye? Osman dediği gibi. Bir yerde bir diyeceksin. Nereden bir diyeceksin? Bir. Bir metre. Buradan yani bir metre. Tamam da nereden nereye bir metre? Koy elini. Koyduğun anda orası sıfır. Mutlak ve muhit. Uzayda, uzayda sıfırın yeri yok ki. Şuna mı karar verdik o zaman? Adem... Yok, ben şunu söyleyeyim size. Sıfır Adem diye sıfır Adem... hiçlik ezeldir. O daha doğru. Daha doğru oldu. Olur. Doğru oldu. Olur. Çünkü şöyle o zaman oluyor. Neden öyle oluyor? Çünkü ezel var. Ezelin içinde ebedi bir Adem var. Bakın olur. Ebedi Adem'e atılıyor tamam, abi. Tamam, tamam. Değil mi? Ebedi Adem'e atılıyor. Evet. Bu sıfır. Olur, olur. Öyle mi? Evet. Hatta bu sıfır değil. Belki 1, 2, 3, 4, 5 aslında. Çünkü hiçlik olunca artık sen hiç olunca artık o oluyorsun. Yani hiç ve hep eşit oluyor. Şeyi hiç unutma. Ve hep eşit oluyor, bravo. Tamam. Sıfırı başla, diğer sayıların hiç önemi yok. Önemi diğer yok. Sayılar ne biliyor musun? Diğer sayılar takva gibi düşün veya terakket gibi düşün. Tamam. Öyle dedi. Hiç ve hepin eşit olması. Bir yerden başlayacak. Hiç ve hepin eşit olması ezel oluyor. Doğru diyor, bravo. Hiç ve hepin eşit olması. Hiçle hepin hiç eşit olması. Eşit olması ezel. Ezel, doğru. Hiç ve hep. Harika o. Ne diyorsunuz? Yani soru mu var ortada? Bak, hiçbir şey yok. Soruyu soruyu. Ama çok güzel bu. Bunu yaz o. Buradaki soru ne? Hiç ve hep. Eşit olması. Evet, eşit olması. Soru şuydu. Soru şuydu. Hasan abiye sormuşlar ya. Bu da güzel. Hasan Yıldır'dan önce. Ezel ve ebed olur Hasan abi. Hiç ve hepin eşit olması. Değil mi? Zaten ebed toplamı. Ezel çıktı ya. Bir şey çıktı ortaya. Nereden çıktı? Bak bak. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Çıktı. Hiç ve hepin birliği mi? Hiç ve hepin bütün olması. Eşitliği ha. Denk olduğu diyelim. Eşit olması. Denk. Ezel. Eşit değil. Denk. Çünkü sonsuz olması lazım. Çok tuhaf bu. Bak denk olacak abi. İki çizgi. Üstüne de bir S. Ters S. O zaman denk olur. Yani iki tarafa da muayenleşmemiş olur. Çizgi hat yok. Sonsuz. Evet. Eşit. Ama eşit olmama şansı yok ki zaten. Ama çok tuhaf. Ezelin böyle tanımlanması çok korkunç bir şey. Allah'ın ikramı. Ezel aynısını. Şimdi bu şeyden sonra, güzel bir şeyden sonra şuraya hazır mısınız? Nerelerden o hulasa ettim? Şiiri söylüyorum. Sözler 517 ve 518. Ondan sonra İnce Mesnevi Nuriye 117 ve emsali yerler demişim. Çok mühim. Allahu alem emir. İki nokta üst üste. Esma-i fiiliyelerinin bütünlüğü emir. Yani fiiliyatta olan esmaların bütünselliği emir. İlk önce emir meculu. Daha sonra mahlukatı yarattı. Emirler esma-i fiiliyelerin bütünlüğü olduğundan esbabı yoktur. İlk taayyunu ve teşahhusu mecule Nur-u Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam olmuştur. Bu bütünselliği sisteme dönüşmesine alemi emir denmiş. Alem tabirini gördüğünüz anda mahluk. Mesela İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin. İmam-ı Mubin neydi abiler? Emir. Görüyor musun bakın? İlim tamam. Emir nedir? İmam-ı Gazali'ye göre ilim nedir? Bilgilerin bağlanmasıdır. Bilgilerin üstü bağlansa. Torba, torba, torba. Her bir torba bilgi. Bağlayın. Veya karıştırın. Bilgilerin bütünselliği o kişinin ilmidir. Şimdi kesmeyin, bitireyim. Tartışırız.
Bir daha okuyorum şurayı. Bunu baştan abi bir daha alsana. Bu abi. Bir daha. Allahu alem emir iki nokta üst üste. Ben de böyle bir tıntın ediyor. Tıntın ediyor. Onun için Allahu alem dediğim zaman onu anlayın. Hani böyle bir tuhaf yani. Anlayın ki kafası koparmış tavuk gibi. Kestiniz de bıraktınız. Daha canı çıkmadan sıçıyor sağa sola. Şimdi Allahu alem dediğim zaman kalemi bırakmışım. Odada kafası koparmış tavuk gibi dolaşıyorum bilin ya böyle. Turuncuyla çizdiğiniz yeri okudunuz mu abi? Sanki onu da okumadınız. Oraya okumadım. Aa okumadım abi. Of of. Bir baştan alayım. Abi iyi dedin Allah razı olsun. Yok okumadım. Kanunlar alem emirden gelmiş. Ha buraya okumamışız. Kanunlar alem emirden gelmiş. Bu metin bunlar. Sonra alem olabilmesi için mahluk olması lazım. Adınız gibi bilin. Alem emir, alemin namus, alem diye geçtiği zaman mahluka parmağınızı koyacaksınız. Mahluktur. Alem olmuş artık. Alem geçmemişse mahluk değil. Tamam mı? Şimdi diyor ki kanunlar alem emirden gelmiştir. Mahluk. Kanunhane emri şey değildi, mahluk değildi. Mahluk değil. Böyle bizim bildiğimiz mahluk şeyinde arş-ı azamda ya ilim nevindendir. Yani mahluk kudret tahluk etmemiş ama o cinsten bir mahluk. Yani bizim bildiğimiz o mahluk kainat cinsinden değil. Arş-ı azamda ne vardı? Kanunlar şey vardı ya cevherler. O cinsten. Ona vücut diyelim. Arş-ı azamda kudret tahluk etmemiş mi abi? Bu kanunlara etmemiş. Ettiği tarafları var. Abi bizzatın altında kompresinde kudret yok mudur? Kudret ama var fakat taalluk etmediği mesela lef-i mahfuzda onun da aşağısında ya. He? İlmi vücutlar da mahluk. İlmi vücutlar yok mu orada? Mahluktur da. Ama taalluk etmedi her şeyin. Abi şöyle bir durum var, incelik var. Bu dur. İtibari ya bu. Kanun itibari değil mi? İtibari. Kendi bizzatihi olmadığı için bir şarta, bir kurala tabi olduğu için. Kanunda öyle bir şey var ya, onun evet. İçin mi acaba mağlup değil diyorsunuz? Devam edeyim biraz, dur. Ben bir bitireyim, ondan sonra tartışalım, tamam mı? Kanunlar, sari ifade, alem emirden gelmiş. Alem emirden geldiğine göre bir yerden gelmiş. Alim emir. Alim emir, mahluk değil. Ama alem ise mahluktur. Ama değil yani. Abi emirdeki bir şarta itibar... Ben bitireyim de girmeyin. Girme abi. Abileri kolaylaştırmak için. Olsun girmeyin. Kanun bir bitireyim. Kanunlar alem emirden gelmiş. Alim olabilmesi için mahluk olması lazım. Emir ayrıdır, alim emir ayrıdır. Alim emir mahluk iken emir mahluk değil. Alim emir mahluk iken emir mahluk değil. Allahu alem emir ne demek? Esma-i fiiliyelerin bütünselliğidir. Anlamadım. Yani fiiliyatta olan esmaların bütünselliğidir. İlk önce emir mecula dönüşmüş. Daha sonra mahlukatı yarattı. Emirler esma-i fiiliyelerin bütünselliği olduğundan esbabı yoktur. İlk taayyum ve teşahhusu mecule, Nur-u Muhammed aleyhissalatü vesselam olmuştur. Bu bütünselliği sisteme dönüşmesine alem emir denmiş. Bir daha. Bu bütünselliği sistemleşmesine alem emir denmiş. Bu fıtrat-ı asliye veya kanunlar veya namuslar veya ilmi vücutlar olarak bulunmasından alem denmiş ki ilk alem emir. Ne demek? Arş-ı azam görünüyor. Alemi emir. Buna en iyi misal ruhtur. Ruh alem emirden gelmiş. Vücud-ı harici giymiş. Alem denince hemen hatırına mevcut gelmeli. Mahluk tarafı gelmeli.
hem arş-ı azam hem rububiyet ilahinin azami tecelli ettiği ve ettirildiğidir. Şimdi ben bunu şey yapayım, öteki sayfayı onu bitirdikten sonra sen, ben yapayım da ondan sonra şey yaparsın. Şu şeyi çevirir misin? Hasan abi siz şöyle bir şey yazmış mıydınız? Sonra sonra. Şu an çok önemli ya. Şunu oraya atlamadan lütfen, çok özür dilerim. Bölüyorum abi ya. Bakın. İmam-ı Mübin mi dedik abi? Evet. Bunu siz yapmıştınız da ben bir türlü toparlayamadım abi çok. Kitab-ı Mübin. Kitab-ı Mübin. Şimdi şu nedir abi? Şu geçişler sadece burada olabiliyor değil mi abi? Şurada. Şurada. Yani şuraya biz ne demiştik? Siz buna böyle bir şey, bir anlatımınız vardı abi. Çok şeydi. Yani bu geçişler burada olabilir abi. Ne emire? Yani emirle kudretin şeyi yok. Şu geçişler ilimle irade arasında olmuyor mu abi? Yani şuraya bir şey söylememiş miydik? Yani Mehmet abi... Böyle bir şey siz demiştiniz abi ya. Unuttum. Şu anda zihnim orada tamam, değil ya. Tamam, özür dilerim o zaman. Şimdi şöyle bir kaydır ileriye. Kaydır. Çevirin çevir mi? Abi şeyi. Burası gevşek. Gevşek şeyi yok mu aleti? O şey komple dönecek abi. Şöyle mi? Öyle dönmüyor. Şöyle. Böyle. Ha böyle mi çeviriyor? Ha o daha mantıklı. Tamam. O buna bir hal çevirelim şöyle o zaman. Kafalar tamam. Arkada kaldı. Tamam. Adam oldum size. Ama kurtar, yine kurtulamadı. Kurtulamadı. Yine geldi. Abi biz ona yolda çok gaz verdik. Kaldırmaz onu. Yapma ya. Şunu çizeyim. Esma-i Hüsna'lar. Esma-i İlahiyeler. Esma-i Fiiliyeler. Bu şekil ama ne kadar tahmin ediyorsunuz tabii, düşünülmüş, yapılmış, kağıtlar atılmış, mecul. Tamam mı abiler? Şurada Esma-i Rabbani, Esma-i İlahi, Emri Tekvinisi,
emri ezelisi alem emir. Yazılmadan bu tür bunlar ortaya çıkmıyor. Şimdi burada yazayım. Şimdi buradan şunu alayım. Esma-i İlahi şuraya. Esma-i Hüsna, Rabbani. Yazdım. Ha. Emri esma değil. Yanlış yazmışım. Şurayı yanlış yazdım. Kırmızı nerede? Emir. Şunlar yanlış oldu. Ne? Tamam. Çok güzel şey. Herkes sağladığını topluyor. Herkes bir şey sağlıyor. Kimisi cibriyiz, kimisi gaybı, kimisi kainatı sağlıyor. Yani böyle. Ama aynı yerdeler. Çünkü fotoğraflar çekilince kainat sağlanırken ceviz de sağlanıyor. İç içe. He? İç içe alem. İç içe. Aynen. Çok tuhaf. Şimdi oraya bakıyor musunuz abiler? Esma-i Hüsna'lar. Esma-i Rabbaniyeler yani. Bu da zaten şöyle de denilebilir ki öyle de olsa daha iyi olur. Şimdi Ulezu bir Rabbin Nas Rab Rububiyet Esma-i Rububiyet Rububiyeti ihtiva eden esmalar Rabbani Rabbait esmalar kendisi neyle olarak gösteriyor? Emir olarak gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Emri Rabbani. Emir ona mı geliyor? Ondan emir diyor esmadan çıkana mı emir diyor? Müstakil emir yukarıda. O emir oluyor. Ama o emir. Az önceki metniniz üstteki emri anlatır gibi. O Allah-u Alem dediğiniz o değil mi? Yukarıyı anlatır gibi. Tamam da buralarda emir. Şurada. Yani emrediyor esmanın sadece... esmalar kendisi emir olarak gözüküyor. Ama hangi esma? Farklılık olsun diye Rab esmaları emrediyor. Müstakil emir değil. Sonra ilah edilmeler. Esma-i fiiliyeler.
bunu şey olarak, eylem olarak alem emir burada böyle gözüküyor. Bunlar ise emri ilahi, emri rabbani, emri tekvini, emri ezelisi burada değil, burada da değil, burada. O sözcüle mi koydunuz? Yok, hepsi meçhulde. Hepsi meçhulde. Emri rabbani, emri ilahi. Meçhulde mi? Evet, evet. Yani bunlardan çıkıyor ama buradan da emir geliyor. Emir. Yani o şey emri rabbani, şey esma-i rabbani, esma-i ilahi, esma-i fiiliyelerin kaynağı bizde arş-ı azama gelirken mecule uğrayarak emri rabbani, emri ilahi, emri tekvinisi, emri ezelisi gibi dönüşüm alem emre dönüşüyor. Evet. Alem emir oluyor. Evet. Alem emir. Alem emir deyince neyi göreceğiz burada? Ha, bunlar tazamın ediyor. Üç tane şey kaynaklı. Mesela dikkat ederseniz Esma-i Rabbaniyeler Emri Rabbani, Esma-i İlahiyeler Emri İlahi, Esma-i Fiiliyeler Emri Tekvini ve Emri Ezeli olarak gözüküyor. İkisi. İkisi tek. Hasan abi, çekirdekteki program emir midir? Emir midir? Evamiri tekvini. Evamiri tekvini. Ama mecul çekirdek değil midir abi? Tek he? Emir. Şimdi mecul çekirdek değil midir abi? Neden orada evamir olmuyor da emir oluyor? Evamir zaten orada emir, bir tane tekir, bir tane çoğul demektir. Evamir. Emirler demektir. Emir tektir. Öyle mi? Tek bir de çoğul. Emri tekvini ile evamiri tekvini. Yani evamir çoğuldur. Emirler demektir. Emir tektir. Ha, tekvini ne sorun? Kevne ait emirler. Yani mahlukata dönüşecek emirler. Emir değil, emirlerdir o. Mesela kaç tane var evamir tekvini de emir? Dört tane emir var orada. İyiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Her birisi emirdir. Cemi evamirdir. Emirlerin cemi. Şimdi emir, esma-i fiiliyelerin, esma-i rabbaniyelerin ve esma-i ilahiyelerin mecule, alem olarak emir ise arş-ı azama, 517 sözler. Şimdi emir çeşitlerini okuyayım. Yani alem-i emri, yeri arş-ı azam oldu abi, öyle mi? Alem-i emir zaten oradaydı de. Ama buradaki ne öğrendik? Alem tabirini görünce mahluk. Ama mahluk ama kudret tahallük etmemiş de mahluk oluyor. Nasıl mahluk? Mahluk diyecek ki haklı olarak. Mahluk demeyelim de arş-ı azama vücut de yani. Vücut mu diyeceğiz artık? Çünkü i̇mkanat mevcut imkanat. Ha. İmkanat. Niye? Nereye? İmkanat abi. İmkanat diyorsun. Kavu kavsenin ne diyor? Mümkün alemi diyorsun. İmkanat. Hayır. Kabu kavsi mümkünle vacibin ortasıdır diyor. Onu o derste bitmiş, hazır. Onu da bir yapalım. İmkan, mevcut, vücut, Adem, mümkün, mümteni. Onu da bir yapalım. Onu da bitmiş. Bitirdiniz mi abi sonu? Bitirme. Tamam, iyi olur. Yani onu çok bitti. Girdik o konulara ama bir daha... Girdik ya, çok girdik de bu niye böyle oldu gene diye. Tamam, iyi olur. Ben okumadığımız yer var. Mesela aslında bugün 28. defter sonra geldi. Zeka, zihin yapacaktım. Ama dedim kanun olsun çünkü. Aklı yapılandırdığı için. Şimdi... Hasan abi, o şurada emri ezeli'nin yeri doğru mu? Yani emri ezeli. Emri ezeli onların hepsinin üstünde. Belki Esma'ya bile böyle... Yani ezeli kelimesi bana onu çağrıştırıyor. Emir... ama yani şöyle emir, müstakil bir emir değil, müstakil bir ezel değil yani. Ezelden gelen bir emir. Hangi yolla? Esma-i fiiliye. Emirdir yani. Bana öyle çağrıştırıyor sadece. Evet, yani emri ezeli deyince, emri ezeli diye Cenab-ı Hakk'ın esması yok ki böyle. Ezel var. Bir de emir sıfatıdır. Ama emrezeli diye bir şey yok, böyle terkip yok.
Şimdi saat biraz geçti. Şurayı da okuyalım yoksa şimdi keselim mi? Arkadaki ruh alemi, şunu okuyayım, ruh okuyayım. Ruh alem emirden gelmiş. Ruh alem emirden gelmiş. Metin okuyor. Kanun-u zişurdur, namus-u ziyayattır. Ne çıkarttık buradan? Zişur kanundur. Ziyayat namustur ruhun. Ruhun iki sıfatı var. Bir kanun tarafı var, bir namus tarafı var. Kanun tarafı şuurdur. Kanun çok önemli. Ruhun kanun tarafı şuurdur. Namus tarafı hayattır. Herkese eşittir. Hayat herkeste var. Ama şuur herkeste yok. Ters söyledim. Şuur yani farkındalığı herkesin derecesine göre var. Ya kendisi ya ayrıca. Ama namus şöyle diyeyim. Namus. Herkeste var. Ha? Hayat her yerde var. Herkeste var. Namus herkeste var. Biraz gideyim. Kanun geneldir. Namus hastır. Elma cinsi kanundur. Benim bahçedeki elma namustur. Kendine has ve hususidir. Ruhun bir tarafı zişurdur ama kanuniyet itibariyle amdır, geneldir. Şuuru kanun olarak gösterdiği gibi, bakın şuur kanun olarak gösterdiği gibi şuurlanması da kainatın kanunlarına ıttıla kadar şuurlu olur. Bak, şuur kanundur. Şuur. Bir kanun o be. Gibi. Bak bitireyim. Şuur kanun olarak gösterdiği gibi şuurlanması da aynı emir gibi. Şuurlanması da kainatın ne kadar şuurlusun? Kainatın kanunlarına ne kadar ıttılığın var? Ne kadar çözdün? O kadar şuurlusun. Kainattaki kanunları yani esma-i ilahiyeleri malikiyetlerin melekelerin ne kadar inkişaf ettiyse o kadar şuurlusun. Kainatın yani şuuru da tarif etti burada aslında. Abi şuurda da var da şuurun farkındalığı meselesinde bir... Hastır sana. Evet. Kainatın işletim sistemini, resmin arkasındakini görme, yazılımını, fıtrat asliyeni bilme nispetinde insana şuur olur. Bu da Osman şuurun tarifleri bir tane. Bir daha. Kainatın işletim sistemini, kainatın resmin arkasındakini görme, yazılımlarını, fıtrat asliyesini bilme nispetinde şuur olur. Şuur, kanuniyete genel ve umumi ve bütünsel bakışla sende uyanandır. Şuur neymiş? Kanuniyete bakıyor. Kanuniyete geneldir. Umumidir, bütünsel bakışta sende uyandırır. Bunun tersi de geneli, umumi, cahil olur, zındık olur. Öteki tarafa bakarsan. Esmalar da kanun şeklinde mukane tecelli ediyor. Burayı yapamadınız bu cevizden. Burayı kaçırmamanız lazım. Haftaya giriş yaparız abi. Yok, cümleyi. Bak şimdi bir daha. Kardeşler, ruh zişurdur, zihayattır. Tamam mı? Zihayattır. Mesela bitkiler zihayattır. Ama zişur değildir. Tamam mı? O zaman hayat geneldir. Şuur genel değildir. Dolayısıyla bu namustur zihayat. Şuur niye genel değildir abi? Şuur da genel. Ya hayvanın şuuru var mı be? Hayata göre şuursuz mahlukat yok ki. Hepsinin kendine göre bir şuuru var. Şeyin var mı böyle camidatın? Hayır, insan gibi bir şuur hepsinde yok. Yok, insana geçmiyorsun. Ruhtan bahsediyoruz. Ruhun 4 sıfatı var. Zişuurdur, zihayattır, kan ömrü. Şimdi, hayat sahibi olmak. Hayatın mertebesi 5'tir. Şunu bir rica edeyim. Yok, öyle. Bir şey, kendisi ricaya gerek yok da görüyor, yapmaz da. Ama onu yaptıramıyor birisi. Ona rağmen yapıyorum ben. Haftaya yapacağım gene, merak etme. O birisi var, yaptırıyor onlara. Sen çık bu saatte, çık oraya yap. O dediren var. Tanıyorum onu. Adamı tanıyorum.
Zişur kanundur, kanun, şuur. Haftaya bu neyde okuyacağız ama. Şuur kanundur. Mesela burayı şöyle anlasın. Kanunu zişur. Genelin özeli, özelin genelidir ruh gibi. Kanun genel, zişur özel. Kanunun zişur, şuur sahibi olan kanun, namusun hayat sahibi olanı. Evet. Özelin geneli, genelin özeli gibi. Ruh. Şöyle demiş zaten. Kanun geneldir. Altta izah var bak. Zişur özeli mesela. He. Genelin özeli. Genelidir. Ruh. Özelin genelidir. Ruh. Yani ruh. Evet. Şey olarak bakarsın. Uygulayalım. Kanun geneldir. Namus hastır. Ona hastır. Elma cinsi 2000 küsür tane elma var. Bu kanundur. Senin bahçendeki namustur. Hasan abi, mesela sizin ruhunuz var, benim var, işte Osman'ın, herkesin bir ruhumuz var değil mi abi? Aslında bu ruh aslında bir tane mi abi? Ruh mu? Yazılım itibariyle, cevher itibariyle bir tanedir. Çünkü bir kişinindir ruh, peygamber aslıdır. Biz onun, güneş bir tanedir semada. Ama aynalar vasıtasıyla taadüt eder, adetleşir. Aynadaki güneş hepimizin ruhudur. Güneş hepimizindir. Aynadaki namus oluyor, bize ait olan. Bize ait oluyor. Şimdi burayı da okuyayım, keseceğim. Darlanmayın. Karubela, hani ruhlar alemi dediğimiz soru soruldu. Orada hem kanun var hem namus var. Çünkü galu bela denmesi için kabul ve reddetme tarafın olması lazım. Peki, El Fatiha. Neye sebep olduğunu bir bilse abi. Ya olsun, neyse. Darlanma abi, dersten sonra darlanılmaz. Yani, o kadar. Hasan yani. Abicim, Allah ebeden daimen razı olsun. Allah'ım ebeden ki oturmuşsunuz, gidip nerede ne yiyeyim, nerede ne içeyim, nerede nasıl gezeyim mi düşünmemişsiniz. Şu dersleri toplamasını çıkartmışsınız, bizimle paylaşıyorsunuz. Allah'ım inşallah ebeden daimen razı olsun. Amin. Ondan bazen darlanıyorum kıymetini.